Evet. Niye hiç sesiniz çıkmıyormuş gibi. Biliyorum bugün haftanın ilk günü. Normalde pazartesi bizim için tatil günü sayılıyor. Çünkü kendi işini yapan kişiler kendileri belirliyorlar ne zaman tatil yapacaklar ve ne zaman çalışacaklar. Öncelikle bugünkü mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsini tek tek okudum. Üşenmeden okudum. Çok çok teşekkür ederim içten dilekleriniz için. Hep diyorum ki bana ne diliyorsanız iki katın daha fazlasıyla Allah size versin. Amin. Her zaman yüzünüz gülsün, başarılarınız olsun, kariyerleriniz olsun, kazançlarınız, mutluluğunuz, hayatınız her zaman güzel geçsin. Bugün artık kaçıncı kez 33 yaşım doluyor. Ona rağmen doğum günlerini Ağustos'u toparlayıp Ağustos ayını rekor ayımız olarak belirlediğimiz için kapatıp altınları dağıttıktan sonra incin ayı içinde incilerimizi toparladıktan sonra doğum günü kutlayacağız. Ses geliyor mu oraya? Zoom'a gelmiyormuş ses. Zoom'u kontrol edelim kızlar ve yavaş yavaştan başlayalım. Bugün sizinle şirketimizin ürünlerini anlatacağım. Yani ürün eğitimine aktarabildiğim kadarıyla size belirtmek isteyeceğim, belirteceğim, öğreteceğim. Nasıl kullanılacak, neyle kullanılacak, hangi hastalıklarda ya da hangi tedavi sürecinde yardımcı olarak kullanabileceğimiz vitaminler ve minerallara sahip olduğumuzu size anlatacağım. Ve şurada başlamadan önce şunu belirteyim. Biz doktor değiliz ve doktorçuluk oynamıyoruz. Sadece vücudu desteklemek için hasta olmadan önce kullanmamız gereken ürünlerimizi tanımamız için ve hastalıktan sonraki süreçte de daha iyileşmek için vücudumuza destek verme amacıyla kullanılan gıda takviyelerimizin faydaları hakkında bugün bilgi paylaşacağız. Zoom'a girmeli olan kişiler vardı. Bazı kişiler Zalinalar'ın takımından Muzaffer abiyi rica etmiştim. Bugün Zoom'da katılırsa bir iki kelime konuşması ne? İnşallah vardır. Yoksa da Muzaffer abiye haber verirseniz sevinirim. Sonuçlar, kimler ürünlerimizden sonuç aldıysa o sonuçları paylaşmak adına Muzaffer abiye rica etmiştim. Ondan başka da ürün sonuçları alan kişilerden de onların kendilerinin yaşadığı mutluluğu, kendilerinin gördüğü faydalarını paylaşmalarını rica edeceğim. Zoom'daki var olan arkadaşlarımız da mesaj kısmında yazarak oradan belirtebilirler. Kim hangi sonuçları aldıysa bunlar hakkında da söz vereceğiz ve böyle birbirimizle fikir alışverişi olarak samimi bir şekilde ürün eğitimimizi geçireceğiz. Tamam mı? Eğitimin videosunu beğenirsek YouTube sayfamıza ekleriz ve paylaşırız. Eğer de beğenmezseniz de kalır ama beğeniriz inşallah. O yüzden o zaman başlıyoruz. Beni önemli olan beni görmeniz değil, burada slaytı görmeniz. O yüzden burada oturuyorum ve bilgisayardan anlatacağım. Hizmet ettiğimiz sektör, wellness sektöründe hizmet ediyor aynı şirketimiz. Wellness demek ne demek? İyi hisset, iyi görür. Yani wellness sektörünün bize sunduğu varlıkları kendimizi iyi hissetmemiz ve iyi görmemiz. Wellness sektörünün sayesinde IMNET'le birlikte bu yolculuğa çıkıp mükemmel bir kazanç planı ile birlikte, IMNET'in kazanç planını bilmeyenler varsa YouTube için bunu konuşuyorum. Mutlaka arkadaşlarımıza ulaşın veya da YouTube sayfalarımızdan kazanç planlarımızı da inceleyebilirsiniz. Ne kadar güzel bir şekilde kazanç planının sunulmuş olduğunu görünce herkes hayran kalacak. Çünkü biz gerçekten hayran kaldık. IMNET bizim ilk network şirketimiz değil. Bizi tanıyanlar bilir. Daha önce de global bir şirkette tecrübemiz olmaktadır. Binary sistemde çalışıp çok güzel bir şekilde kazanç sunmaktadır. Ve sadece kazançla kalmadan wellness sektörüyle birlikte biz kişisel olarak gelişebiliyoruz IMNET'le. Psikolojik olarak gelişebiliyoruz, zihinsel olarak gelişebiliyoruz. Sağlık, başarı, mutluluk bunların hepsi gelişmemizden ortaya geliyor. Finansal özgürlüğe sahip olabiliyoruz, entelektüel olarak gelişiyoruz, sosyalleşiyoruz, doğru mu? Bu demeklerim, bu dediklerim ne anlamına geliyor? Aslan bayağı şey yapıyor, şımarıklık yapıyor, kapıyı kapatayım. Büyüyünce bu videoyu izler. Fiziksel gelişiyoruz. Nasıl fiziksel gelişiyoruz? Çünkü içtiğimiz gıda takviyelerden kendimize lazım olan vitaminleri ve mineralları eksik olanlarını alabiliyoruz. Fazlalıklarını da gıda takviyelerinin sayesinde dışarıya atabiliyoruz.
psikolojik nasıl gelişiyoruz? Kişisel gelişimin en püf noktalarından biri insanın psikolojik olarak kendini daha geliştirmesi, doğru mu? Psikoloji hakkındaki kitapları okuyorsunuz, eğitimlere katılıyorsunuz, doğru mu? Duygusal zekada bile güzel parçalar var, psikoloji konularına dokunan. Zihinsel olarak da tabii ki de beynimizi çalıştırınca, beyin de bir kas olduğu için o da gelişiyor ve zihinsel olarak da gelişiyoruz. Finansal özgürlük, yani finansal olarak nasıl gelişiyoruz? Dışarıda 5000 TL, 6000 TL asgari ücrette çalışırken burada 16000, 26000, 36000, 156000 TL'ye kadar kazanç elde eden arkadaşlarımız var olduğu için finansal olarak da gelişiyoruz. Seve seve, doğru mu? Gelişmek evet, isteyenler burada değil mi? Evet. İyi. Bakın şimdi başladık, uymayın ama. Entelektüel olarak gelişiyoruz. Dediğim gibi bilgiler sayesinde entelektüel olarak da her zaman gelişmekteyiz ve gelişimin peşinde olan bir ekibiz. Orion Team olarak. Sosyal hayatı da zaten her ayda bir kez mutlaka Orion Team olarak mükemmel bir etkinlikler yapıyoruz. Daha geçen ay Fethiye'de çok güzel bir tatil yaptık Safir Üstü ile. Önümüzdeki ayda İnci Night gecemiz olacak. Ondan sonra da Mavi Tur etkinliğimiz olacak. Mavi Tur'a gelmek isteyenler de biliyorum Ağustos ayında durmadan çalışıyorlar. Ve geleceklerde orada da çok güzel bir katılım bile herkesi şaşırtacağız. Şimdi arkadaşlar, wellness, sağlıklı yaşam bize sunduğu için bu sektörde çalışanlar, şu an şuradaki tabloyu okumanızı rica ediyorum. Daha bunu kimin masaların üzerinde internetin kataloğu vardır. O kataloğun ilk sayfasında bunların hepsini yazıyor. Biliyor musunuz? Size attığım ürünün slaytlarında ya da online kataloglarında da bu slaytlar var. Ama bazen üşeniklik yapıyoruz ve hepimiz onu okamıyoruz. Bazılarımız hiç açıp bakmıyoruz bile. 5 trilyon değerinde olan bir sektördür, wellness sektörü. Önümüzdeki yıl ekonomi uzmanlarının derneğine göre önümüzdeki yıllar 5 trilyondan 30 ile 50 trilyon dolar arasında bir değer kazanacak bir sektördeyiz. Yani bunu düşünün. Şu an 2022 senesindeyiz. Gıda takviyelerini kimler kullanıyor? Hepiniz kullanıyorsunuz, doğru mu? Evet. Şimdi evet. Annelere, babalarımıza, komşulara, tanıdıklarımıza tavsiye ederler kimler? Süpersiniz. Şimdi göstersem sahneyi, buradan salonu. Herkes şu an tanıdıklarımızın çoğu kullanıyor, doğru mu? Evet. Bundan 10 sene önce kim gıda takviyesi kullanıyordu? Kimse. Bir Gülya Hanım kullanıyormuş, bakın. Bu kadar salonun içinde 1-2 kişi kullanıyordu, doğru mu? Ve açabilirsiniz canım, sıcak olur. Ve demek istediğim şu, wellness sektörü her yıl sayısıyla yükselmektedir. Ve bir zamanlar bundan bir 15 sene önce telefon, online ölçüklü telefon, yani bizim kullandığımız telefonlarımız satışa gelince, piyasaya sunulduğu zaman herkesin evinde telefon var. Telefona kimin ihtiyacı var? O kadar para verip kim telefon alan diyenler olmuş muydu? Evet. Babalarımız bile bunu demiştir. Çünkü benim babam demişti. Ben ona küçük bir Motorola telefon almıştım. Maaşlarımı biriktirerek taksitle 2000 kaçıncı seneler söylemeyeceğim. Yaşım ortaya çıkacak. Ve o zamanlar babam demişti ki ne gereği var? Yani buzdolabı verirler bu paraya. O yüzden de kimse o telefonu, o cep telefonlarının küçük 6 yaştan 60 yaşa kadar herkesin elinde olacağını bir 15 sene sonrasından tahmin edebildi mi? Hayır. Yok. Ama tahmin eden kişi, Kara Mahmut mu diyorlar, ismini yanlış söylemeyeyim abi, kusura bakma duyuyorsan da. Çünkü bir ara komşuluğunda adamı görmüştüm. Adamın çok güzel bir tipte hikayesi var. Gidip Sabancı bankalarından ve Koç bankalarından kredi istemiş, işte getirmek için Türkiye'ye. Onlar da kimse vermiyormuş. Gidiyormuş işte böyle ben sunumunu dinledim, gittiğim yerde anlattılar işte getirirsek 50 kaç milyon lazımsa artık yatırım yapmak gerekiyor ki onu buraya cep telefonlarını, yani Türkcell'i girizmek için. Ve kimse adama inanmıyormuş ve vermiyormuşlar para. Kimse yatırım yapmıyor işte. Sponsorluk yapmak lazım ya. Evet. Ve sonrasında kredi almış. Krediyi borç almış. Bunun üçüsü beraber oturup konuşan bir sahnesi vardı. Çok komik. Ben onu gruptan atacağım size. Ve orada gülüyor ki onların birisi. Yani 6 sene uğraşmış adam.
6 sene sonrasında kredi vermiş bankaların birisi gitmiş ve o dev şirketi Türkiye'ye getirmiş. Bugünkü günde Turkcell'in değeri Türk Hava Yolları'nın değerinden daha yüksek. Şimdi o zamanlar adama kredi vermeyen veya da sponsorluk yapmayan, yanında beraber desteklemeyen, size hayır diyen kişiler gibi kişiler şimdi biliyorlar, ona diyor ki krediyi bile ben verdim. Ortaklık yapmış olsaydı her bir satılan sim karttan, hattan, her bir satılan hattan bile payı var olsaydı ya da her bir operatöre katılan kişiden payı var olsaydı ne kadar çok para olacaktı düşünebiliyor musunuz? O yüzden arkadaşlar daha gelecekte nelerin olacağını önünden görebilen kişilersiniz. Çünkü yine diyorum 10 sene önce kimse gıda takviyeleri kullanmıyordu. Şimdi ise hepiniz kullanıyorsunuz. Yine 5-10 sene sonra bunu kullanmayan kimse kalmayacak. Nedeni de şu ki yediğimiz içtiğimiz şeylerden alamadığımız vitaminler ve mineralları gıdalardan almak zorundayız. Çünkü başka bir çaremiz yok. Biz robot değiliz. Yani mutlaka almamız gerekiyor. Neden iNet? Herkesin bir nedeni var. Doğru mu? Neden iNet'e başladık? Evet. Çoğunluğu bunu çok kullanıyor. Kemal'ı seviyorum follow'larında. Miras bırakmak veya da kendini geliştirmek veya da ek gelir olmak. Burada da aynı ona benzer bir örnekler var. Fakirlik gelmeden zenginliğe ulaşmak. Meşgul olmadan boş zamanın olması. Hastalık gelmeden sağlığı bilmek. İhtiyarlık gelmeden gençliği görmek. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilmek. Bunların her birinin üzerinde durarsam en az yarım saat durabilirim. Ama herkes kendi için bir ders çıkarıyor mu kelimelerden? Aynen. Fakirlik gelmeden zenginliğin gelmesi. Bu ne demek? Şu an maaş alıyorum. Bunu yaşayan kişilerden birisi benim. Bu ticarete network'a başladığım zaman ben maaş alıyordum. Ve o zamanlar bundan 2,5 sene önce benim için yüksek paradı. Yani 1000 dolara yakın bir maaş alıyordum. Yatılı işte çalışıyordum. Ve benim için para yeterli yani. Var ya param, bana oluyor, daha fazla ihtiyaç da yok yani. Her şeye çok şükür var, ne gereği var falan kafadayım. Yani hiç düşünmüyoruz ya, maaşlı işteyiz, stabil bir maaşımız var, sigortamız var. Ve diyoruz ki her şey garantide, çok güzel. Bir gün bir şey oldu, patronu iflas etti veya da çalıştığın dükkan iflas etti ya o fabrika iflas etti. Sen sokakta kaldın. O zaman eğer de sende bir ek gelirin var olsaydı ne olurdu? O ek gelirini ana işi olarak yapmaya devam ederdin. Asas iş olarak yapardın. Fakat ben her zaman Orion Team olarak da biz bunun taraftarıyız. Network ek yapılmıyor arkadaşlar. Network marketing işi her bir dünyadaki meslek gibi tam yapılan bir iştir. İstediğiniz hayattaki bir işe başladığınız zaman onu net olarak kendinizi vererek yapıyorsunuz. Sadece kendinizi vererek yapan işlerde de size tamamen kendini veren paraları kazanabiliyorsunuz. Ben o yüzden Orion Team olarak hep bunun taraftarıyız ve o kişilere de bizim yanımızda oldukları için tamamen full time diyoruz buna. Part time çalışanlar var, full time. Part time'lar da her zaman full time'a geçmek amacıyla işe başlıyorlar ve biz her zaman onları destekliyoruz ve full time'daki kişilerle daha fazla zaman geçirerek daha fazla para kazanmalarını sağlamak için elimizden gelenin hepsini yapıyoruz. Doğru mu? Liderlerimiz yanımızdan ayrılmıyor. O yüzden fakirlik gelmeden zenginliği oluşturmamız gerekiyor. Beklemeyelim. Her şey bitince tekrardan başlayayım demeyelim. Meşgul olmadan boş zaman. Haftada 6 gün çalışıyoruz, 1 gün izin diye. Doğru mu? O izini de saat 12'ye kadar uyuyanlar var. O gün hem kargo göndermek, hem para çekmek, hem yine bir şey yapmak, misafirliğe gitmek, her şeyi bir güne sığdırmak isteyenler var. Doğru mu? Evet. O yüzden boş zamanımız hiç olmuyor ki. Her zaman meşguluz biz. Meşgul olmadan boş zamanımızın olması bizim için çok önemli. Çünkü hayatımız sınırsız değil. Hastalık gelmeden sağlık. Ana mantığı zaten burada. Gıda takviyelerinin ve wellness sektörünün. Çünkü hastalanmadan önce gıda takviyelerini kullanan kişiler daha fazla sağlıklı kalıyorlar ve daha fazla genç kalıyorlar. İhtiyarlık gelmeden gençlik de aynı o şekilde, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilmekte. Ölene kadar atıyorum bir ev krediye çekip de onu
40 seneler borcunu kafadandansa 2 sene affedersiniz eşek gibi çalışalım ve peşin ödeyelim ve ömrümüzün kalan zamanını, kalan senelerini güzel bir şekilde hayatımızı yaşayalım. İnsanlar ne ister? Mutlu yaşam ister, sağlıklı yaşam ister, uzun yaşamak ister, doğru mu? Uzun yaşamak istiyoruz ama fakat böyle bir hayat sürüyoruz ki sanki hiçbir zaman ölmeyecekmişiz gibi. Bunların birilerinden de dikkat etmediğim şeylerden birisi de dengesiz beslenme. Dengesiz beslenme ne oluyor? Dengesiz beslendiğimiz zaman karşılaşacağımız dört tehlikeyi burada gösteriyorlar. Obezite, fazla aşırı kiloluluk, diyabet, ateroskleroz ve hipertansiyon. Obezite, görüyorsunuz burada değil mi? Evet. Fazla enerji alımı ve sonuçları diyor. Yani bugün biraz yiyeyim, bugün yine biraz yiyeyim. Solmaz abla zaten sen kilolu değilsin. Hamur olsa da sorun yok, yiyebilirsin. Sonra devam edersin. Böyle de olabiliriz. O yüzden de her zaman, her konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aşırı kiloluluk arkasından bir sürü hastalıkları getiriyor. Hipertansiyon, yüksek tansiyonun olması, kan basıncının sınırını aşması. Bu ne yapıyor? Kalp rahatsızlıklarına, böbreğimize zarar veriyor, iç organlarımıza zarar veriyor. Tansiyon bizim zihnimize zarar veriyor. Eğer de aşırı bir şekilde yükselirse veya da olmasından, sınırından daha fazla inirse tabii ki bizim hayatımızı tehlikeye bile koyabiliyor. Diyabet. Diyabetin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Evet. Sürekli tedavi gerektiren metabolizm hastalığıdır diyor. Kandaki şeker, karbonhidrat ve proteini hücreler tarafından kullanılamaz olması. Diyabet hastalıkları olan kişiler bütün hayatının devamında yiyeceğine, içeceğine, uyuyacağına, gideceğine, giyeceğine, her şeye aşırı bir şekilde dikkat etmek zorunda kalıyorlar. Ama bunun biz ne zaman tedavisine geçiyoruz, ne zaman şekerimiz yükseldi, işte artık bir yerde yara olmaya başladı. En aşırı sürecine geldiği zaman biz başlıyoruz buna. Eğer de şu anda gıda takviyelerini kullanarak kendimizdeki kolesterolü, diyabetimizi dengelemesine ve dikkatlice bir şekilde yiyeceğimize dikkat edersek o zaman hiç karşılaşmayız bunlarla. Damar sertliği. Damar sertliği çoğunlukla yaş büyüyünce çoğu kişinin karşılaşacağı bir şey. Bazen şu anda yaş büyümeyince de orta yaşlardaki kişilerden çok daha fazla karşılaşıyorlar. Sürekli kilo alan insanlarda da daha fazla ortaya çıkıyor. Damar tıkanıklığı, damar sertliği, bunların hepsini dikkat ederek, kendimize bakarak ve şu anki size sunacağımız gıda takviyelerini kullanarak rahat bir şekilde önlem alabiliriz. Bu gördüğünüz ablamız, ismini söylemeyeceğim. Slide'ı çünkü saygılı avukatımız Ekrem Bedir'den almıştım. Ekrem Bey'in kendinin tedavisinde yardımcı olduğu hanımefendi. Onunla tanıştıkları zaman kadının berbat bir şekilde aşırı kilosu vardı. Ve görüyorsunuz elindeki, cildindeki tüm cildi gördüğünüz gibi sedef hastalığı ile doluydu. Üstelik ayağındaki diyabeti, diyabet hastalığının sonucunu görüyorsunuz değil mi? Neler yapabiliyor? Bir yerde ses oluyor, anlamıyorum. Diyabetik ayak ve bunun sonucu. Size süreç devamında neleri kullandığını arkadaşım ve efendim neleri tavsiye ettiğini anlatacağım ve not alabilirsiniz. Yani ayinetin ürünlerinin sayesinde alınmış olduğu sonuç. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Ve bu ürünlere sizce bakın mutlaka bu durumuna vermesini beklemeye gerek var mı Allah aşkına? Evet. Ama her zaman erteliyoruz. İnsan o kadar kendini bazı konularda düşünmüyor ki. Özellikle de sağlık konusunda. Bazen bazı Türkçe kelimelerini unutuyorum. Hatırlamam gerekiyor.
Özellikle de sağlık konularında. Neden? Çünkü ya bir şey olmuyor, ya kanamadı ya, ya bir şey olmadı ya. Bazen sunuma da kişiler geliyorlar, ya benim bu şeylere ihtiyacım yok ki. Şu an ihtiyacının yok olduğunu düşünüyorlar. Fakat bir düşünün, evinde şu an yanlış anlaşılma olmasın, herkes hayvan besledi, doğru mu? Hayvan besleyen kişilerin evinde hayvanlarda bir eksiklik gördüğü zaman, su içmedi ya da yemini yemediği zaman hemen doktor çağırabiliyorlar. Evet. Ama kendilerine geldiği zaman insan her zaman şey yapıyor yani, bir şey olmadı ya, zırur yani, önemli, acil olmadığı için ya önemli değil diye düşünüyor. Fakat kişinin neden sevdiklerimizle bunu paylaşın diyoruz? Sevdiklerimiz kişiyi zorla olsa bile gıda takviyelerini kullandırın arkadaşlar. Çünkü zamanı gelince size teşekkür edecekler. Ayinlet'in ürünlerinin sayesinde aldığı sonucu görüyorsunuz. Böyle bir ürünler elimizde varken neden bunu biz herkese tanıtmayacağız? Kilo veren ablamız ürünleri kullanarak öncesi ve sonrası, burada resminde yüzünü de kapatıyor, ismini yazmış Birsen Yıldız, 18 ayda 55 kilo vermiş. Gördüğünüz gibi Instagram sayfalarına kadına ulaşabilirsiniz. Abizite tespiti nasıl yapılır? Bunu geçen eğitimde yapmıştık. Bundan sonra da uzatmamak adına slide atacağım. Kendiniz, herkes kendinin zayıf mı, normal mı, fazla mı kilo olur, nasıl bir durum dalgını dengelesini görmek için bu testi yapabilirsiniz. Hatta müşterilere de testi yapmanıza tavsiye ederim. Yapabilirsiniz. Benim kilom fazla değil, o değil, bu değil diyen kişilere. Neden hasta oluyoruz şimdi? Genellikle bu hiç öyle değildi. Babam hiç ilaç almadı yani. Annem hiç kapsül içmedi ya. Neden bana içmeye gerek var? Kimse hasta olmadı benim akrabalardan. Ne gerek var diye düşünüyoruz, doğru mu? Çok duyuyoruz bunu. Ben hiç hap kullanmıyorum. Geçen follower bir arkadaş gelmiş, sunumu dinliyor. Ben işi yapacağım, çok beğendim. Fakat bunları ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç hap kullanmıyorum. Ben dedim ki sen kaç yaşında? Çocuk diyor, 26 yaşında. Daha çocuk 26 yaşında. Şimdi düşün, anne babam da hap kullanmadı. 26 yıl bundan önceki yediğiniz domatesle şu an yediğiniz domatesin tadı aynı kalabilir mi? Yok. 26 yılı siz boş verin, 5 sene önce ya da memleketimizde yediğimiz domates bile buradaki aldığımız domatesin tadı aynı kalabiliyor mu? Hayır. Tabii ki de bilmiyor ve zaman geçtikçe genetik, miras, kader, değil, bu antibiyotik akıyor yani ilaçlarla beslenmiş olduğu meyveleri ve sebzeleri yediğimiz için ve bizim vücudumuza da onlar geçiyor. Hormonlu tavukları, yani bir tavuk bizim memleketimizde en az 8 ay olmadan annem onu kestirmeye izin vermezdi ya. Ve onu kesince de sen hiç pişmiyordu. 1 saat pişirmek gerekiyordu en azından. Fakat burada ne yapıyoruz? Tavuk 5 dakikada pişiyor. Biraz yılı ısındı, hemen pişmiş oluyor. Neden? Çünkü o tavuklar bir ayın içinde tavuk oluyorlar. Yani yumurtadan tavuğa geliyorlar. Bir ayda. Şimdi 8 aylık tavuğun kendine alan, beslenen vitaminleri, mineralleri, magnezi, kalis, et faydalı olur mu? Ya da 30 günün içindeki de mi? Bir tane bu kadarcık bir ne derler ona? Çiçek etkiliyor. Saksıdan bir tane küçücük saksıdan en az bir 30 kilo domates toparlananını gördüm. Geçen de Instagram'da paylaşılmış. Böyle bir saksıdan tüm domates çıkmış, böyle domates topluyorlar. Şimdi düşünün, bu kadarcık saksının içinde ne kadar toprak var? Nasıl o topraktan o kadar domates mineral alabilsin? Nasıl o vitaminler alabilsin? Ve bizim vücudumuz o mineralları yetmezçiliğine, ha iki tane domates yedim aldım vitaminimi diyebilir miyiz? Çünkü o domatesde yok ki o. Yediğimiz şey sadece karnımızı doyduruyor, kol hücrelerse boş kaldı. Ve o yüzden de hiçbir şekilde beslenmemize destekçi olamıyor. Gereken vitaminleri ve mineralleri alamıyoruz. Ha, burada istatistiği de var. Bakın brokoli, brokoli, fasulye, bazı sebzelerin dengeleştirmesi var. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Okuyabiliyorsunuz. Zoom'a da görünüyordur inşallah. Şurada bakın, brokolinin içerisindeki 100 gram
brokolinin içerisindeki kalsiyumun 1985 senesindeki oranı, var olduğu oranı ve bakın 1985-2002'deki var olduğu oranı. Görüyor musunuz? Nasıl bir şey? Yani 1985'te 103 miligram varsa eksi 73 miligrama gelmiş oldu. Şimdi düşünün. 1 kilo brokoli yiyemediniz. 100 gram brokoli yiyebiliyorsunuz. 100 gram brokolini yediniz ve 1985'te o zamanlar sizlerin bazılarınız doğduğu zaman, benim de kaç yaşında olduğum zamanlar 100 gram brokoli ile atıyorum 103 miligram kalsiyumu ben alabiliyordum. Şimdi benim çocuğuma 100 gram brokoli yedirsem 103 miligram kalsiyum alabiliyor mu? Yok ki orada, nasıl alabilsin onu? Aynı o şekilde bütün ürünlerin değiştirmesi sizin için burada yapılmış. Bunu da sağ olsun Ekrem Bey yardımcı olmuştu slide için. Bunu da gruba atacağım ve rahat bir şekilde inceleyebilirsiniz. Folik asit değerleri bakın. Muzun. Muza bakar mısınız? 1985'te 330 miligram. Spor hocam diyor ki muz ye günde. Benim o yediğim muzdan ben ne alacağım? Görüyorsunuz arasındaki farkı. O yüzden arkadaşlar yiyeceğimiz besinlere dikkat edelim. Dikkat ettiğimizde de bizim elimizde olan bir şey olmadığı için mutlaka gıda takviyelerini ve vitaminlerimizi kullanalım ve sevdiğimiz kişilere kullandıralım. Gıda takviyeleri nedir? Yavaş yavaş ürünlere geçiyoruz. Gıda takviyelerin genel tanımı doğadan alamadıklarımızı almamız, fazla aldıklarımızı da dışarıya atmamız. Yani bazen oluyor, fazla alıyoruz, fazla olanları dışarı atabilmek, alamadıklarımızı da bunların sayesinde alabilmek. Geçeyim. O buraya kadar anlaşıldı mı? Neden gıda takviyeleri kullanmamız gerekiyor ve bize ne gibi faydalar ve kullanmadığımız süreçte ne gibi zararlar sunabilecek? Evet. Anlaşıldı değil mi? Evet. Güzel. Şimdi şuradan not defterlerinizi isterseniz alabilirsiniz. Ben de size iNet'in ürünleri hakkında kısa kısa bilgi vereceğim ve sizin hepinizden rica edeceğim ki bu bilgiler her zaman açıktır. Hepinize ürünlerinizle birlikte iNet katalogları geliyordur. Bütün kataloglarda bilgiler yazılı bir halde açıklanmıştır. İçeriği ve gereken kullanması gereken yerleri de hepsi yazılmıştır. Siz sadece alıp okumak kalıyor size. Şimdi arkadaşlar kurkuma. Kurkumanı bilmeyen var mı? Kullananlar var mı? Daha doğrusu böyle söyleyeyim. Harikasınız, süpersiniz. Kurkumayı kullananlar var. Kurkuma şuradan en soğuk çalan kişilerden biri kurkumadan Kumanç. Alabilir miyim sizden bir iki kelime? Tabii. Ne gibi sonuç aldınız? Geçen sefer Antalya'ya gittiğimizde hastaydım. Hatta konuşabilmiyordum. Geldikten sonra 5 gün gün içerisinde 3 tanesini de ağzımda patlattım. Patlatmış. Evet. Ondan sonra 5 ay üst yoğun bile varmadı. Bakın ne kadar güzel bir sonuç. Aferin. Geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar ağzımda patlattım diyor ya. Neden o boğazına iyi geliyor? Çünkü kurkumanın içerisinde çörek otu yağı var. Sizin bunu özellikle resimlerini koydum ki çünkü siz belki benden daha iyidir Türkçeniz. Ben genel olarak bilmiyordum yani bazı şeylerin Türkçe anlamını bile bilmiyordum. Yani timinin yağı, timinin yaması var. Çörek otunun yağı var. Çörek otunun yağı biraz acıdır değil mi? İçenler var mı kaşıkla? Evet. Kokusunu bilenler var mı? Evet. Ben çünkü içmeyi denemiştim. Bayağı acıydı. Ve burada bizim kurkumanın içerisinde çörek otunun yağı ile birlikte kurkumin yağı var. Kurkumin ne? Bu gördüğünüz zerdeçalın ana maddesi kurkumin. İkisi bir arada olunca ne oluyor? Zerdeçal kaynadık da içiyorlar değil mi? Zerdeçal kokunu kaynadık içiyorlar. Bir şeylere rendeden geçirerek yiyorlar, yemeklere katıyorlar. Doğru mu? Ve ne yapıyor o? O antioksidant olarak grip olanlarında, hasta olanlarında, üşüttüğünde infeksiyonları öldürmek için kullanıyorlar. Çünkü yiyorlar onu öyle.
Ve ben çok görmüştüm tanıdıklarımdan ne kadar faydalı olduğunu anlatmalarını. Ama acı olduğu için kimse yiyemiyor onu. Ben yiyemem. Siz yiyemezsiniz çünkü biz alışkan değiliz. Bizim ülkede öyle şeyler kullanmıyordu. İsmet. Şimdi arkadaşlar, kurkumanın faydaları. İçeriğinde ne olduğunu öğrendiniz değil mi? Çörek otunun yağı, ürünleriniz tamamen bitkisel mi? O mu? Bu mu? Sorularla karşılaşıyorsunuz değil mi? Evet. Ürünlerimiz bitkisel, o slaytları burada koymamışım. Biz Türkiye'de 2020-2022 senenin en bitkisel içerikli ürünü diyen ödülünü aldı. Bu demek ne demek oluyor? Başka da benim ürünüm bitkisel diyen firmalar Türkiye'de var. Network şirketlerinin tamamen hepsinin firmaların ürünleri güzeldir. Hepsini mutlaka düzenli bir şekilde içtiğinizde faydasını görebileceksiniz. Fakat bu ödülü neden Ayımnet almış? Çünkü en bitkisel içerikli ürün Ayımnet'inki. Kim ne derse desin. O zaman niye o ödülü almadı? Evet. Doğru mu? Aynen. En bitkisel içeriklisi bizim ürünümüzdür ve bunun kıymetini bilin ki istediğiniz kişiye verdiğiniz zaman gönül rahatlığıyla verebilirsiniz ve kendiniz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kurkumin nedir dediğim zerdeçalın ana etkin maddesidir. Çok güçlü bir antioksidandır. Nasıl bir faydaları vardır? İltihapları azaltmakta. İltihap ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? İrin. Bak çeviriyorum. Zannediyorum ki kusura bakmayın ben çünkü anlamıyordum. O yüzden üzerine basıyorum. İltihaplar, irinleşmeler. Ne mi iltihap? İltihap. İltihap azaltmakta. Alerjik rahatsızlıklarında. Alzheimer'da. Tümör, kista ve küçük bezelerde. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Ya siz çok zekisiniz ya. Vallahi ben bilmiyordum. Tümör, op flekenin. Tümörler. Küçük kistanın ne olduğunu biliyorsunuz. Bezelerde böyle vücutta bazen oluşuyor ya, içinde yağlar oluyor. Küçük. Yağ bezesi. Evet, yağ bezeleri oluyor. O küçük ya iltihaplı da bezeler oluyor kişiye göre. Şimdi onu siz diagnoz koyamazsınız yani sen olmuş bumuş. Sadece kişi gelip ben doktora gittim böyle olduğunda acaba ne kullanabilirim sence doktorun verdiklerinin yanında falan dediği zaman rahat aklınızda olsun. Çünkü çok iyi bir şekilde çörek otu yağı ve kurkumin yağı fayda vermektedir. Cilt rahatsızlıklarında sigaranın zararını azaltmakta. Çünkü güçlü antioksidant dedik ya. Sigarada ne yapıyor? Vücudumuzda bir sürü toksin üretiyor. Yani toksinlerin oluşmasına, zararlı maddelerin oluşmasına sebep oluyor. Ve kurkumanı kullandığımızda onun zararını azaltabiliriz. Şekeri dengelemekte. Bezeleri söyledim. Geniz akıntılarında. Geniz akıntısı ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Burun akıntısı. Miyomalarda. Kullanım şekli her gün 2 kez aç karnı birer adetten. Her gün 2 kez aç karnı birer adetten. Eğer de bir kişide olmasın, olmadığından önce kızlar sizlere de tavsiyem mutlaka kurkuminle kokoşu birlikte mutlaka kullanın. Neden? Çünkü kistaların, işte miyomaların oluşmasına engel oluyor. Var olsa onların tedavi sürecinde çok iyi geliyor. Kista, miyoma olsun, onların küçülmesinde çok güzel bir sonuç alan arkadaşlar var. Biz çünkü daha 17. ayımız, ayımla şirketiyle çalışıyoruz. İlk başlarda bu bilgileri okurken ben bayağı şaşırmıştım. Bu nasıl doğru olabilir? Ben böyle dik yürekle onu söyleyemiyordum. Çünkü sonuç aldığı arkadaşlarımız o zamanlar yoktu. Daha yeni başlamıştık. Sonuç almamız için de ya belirli bir süreç tabii ki de kullanmamız gerekiyor. Doğru mu? O yüzden bir arkadaşımız var. Yani kista problemiyle çok gencecik bir kız kendisi bir kez o kistalı ayırtmıştı. Sonrasından kurkuma ile onun için önerdiğimiz gıda takviyelerini kullandıktan sonra doktora gidip tekrardan bize çektiği uzinin resmini getirdi.
Ya inanın inanmayın, onu size gösterebilirim Kızılay'ın, tekrar da iletişime geçmem gerekiyor. İsmini de söylerim sonradan. O yok olmuş. O kadar yani küçülmüş ve yok olmuş. O yüzden ürününüzün faydası var mı dediği zaman rahat bir şekilde, eğer düzgün bir şekilde kullanırsan faydasını alabilirsin diye konuşabilirsiniz. Dediğim gibi... İki kez pardon. Aç yüreğe dediniz değil mi? Evet, aç karna. Yani yemekten bütün gıda takviyelerin aklınızda kalsın, aç karna kullanınca daha faydalı ve daha etkili oluyor. Dediğim gibi kokoş ile birlikte içtiğinizde, çitosan, kurkuma, kokoş birlikte kullandığınızda kistası var olan, miyoması var olan arkadaşlara yardımcı olabilirsiniz. Kokoş kullananlar var mı? Harikasınız. Aferin. Kemal'ın elini gördüm. Kemal Bey, kokoş ne için kullanıyordunuz? Kokoş cinsek kullanıyorum. Niye? Şu odaklanma bazen unutabiliyoruz. Mesela video olsun, eğitim olsun, odaklandırıyor insan yani. Bazı kişiler diyor ki ben video izliyorum ama alamıyorum. Video izliyorum, kitap okuyorum, alamıyorum diyor. İşte o odaklandırıyor ve orada daha etkisi güçlü. Ben yaşadım onu yani kendim. Çok güzel. Çok evet. Güzel bir yere dokundu. Başka erkeklerden kokoş kullanan var mı? Tezrettim. Buyurun. Ben de aynı şekilde yani video gördüğümde, kitap okuduğumda hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi ondan içeriğim beri yavaş yavaş daha bir şekilde anlamaya başladım. Çok iyi. Kim önerdi sana kokoşu? Şatik Bey de sordum. Sonra mübarek hanım da yandı deyip beraber ona sordu. Mükemmelsiniz. Siz bir arada içmeyi tavsiye ediyorum dedim. Harikasınız safirler, harikasınız. Aferin size. Çok doğru bir özetine dokundular kokoşun. Neden kokoş odaklanmaya yardım ediyor? Bunu Ekrem Bey hep bütün eğitimlerinde diyor ki, sınav zamanında mutlaka çocuklarıma içmesini tavsiye ediyorum. Çünkü sınav zamanlarında da çocukların odaklanması gerekiyor, doğru mu? Sizler de işe başladığınız zaman odaklanmanız ve öğrenmeniz gerekiyor ya, odak dağılmasın diye kokoş kullanınca daha rahat bir şekilde odaklanmanıza destekçi oluyor. Aslında kokoş kara yılan otudur. Kara yılan otu, kokoş, şu gördüğünüz otlar var ya, evet. Şu çiçekler, bu kara yılan otu adı. Bunu genellikle kokoşu kadınlara, adet döneminde, regli döneminde ağrı çekenlere, menopoz dönemindeki zorluk çekenlere daha rahat bir şekilde o dönemi geçirmek adına, teşekkürler Muhammed'im. Daha rahat o dönemi geçirmek adına, adet döneminde daha rahat geçirmek adına kullanıyorlar. Şimdi bunu, bu otların, benim kafamda her zaman bu soru oluyordu. Ya nasıl bildiler bu otlarda fayda var olduğunu diye. Ürün eğitimine ilk kez katılanların elini görebilir miyim? Güzel. Daha önce ben bu kokoşun hikayesini anlatmıştım. Kara yılan otunun hikayesini. Aklımızda kalsın diye bunu söylüyorum ki, çünkü hikayelerle daha iyi akılda kalıyor. Annem bunu kazımış beynime. Hep hikaye anlatırdı bir şeyin aklımda kalması istediğinde, hala anlatıyor. Sağ olsun, izin ömür versin Allah'ım. Hepimizin annelerimize. Şimdi kokoşu, kara yılan otunu nasıl bilmişler faydası var olduğunu? Kara yılan otu Kuzey Amerika ormanlarında yetişen kara yılan otudur. Kuzey Amerika'nın ormanlarında. Hatırlıyorsanız belki de filmlerden falan biliyorsunuz. Kızılderililer Kızılderililer eşleri, yani kadın kısmı regli dönemi olduğu zaman kadınlarını tayfasından, yani o lagerden, bulunduğu yerden dışarıya çıkartıyormuşlar. O dönem, yani 5 gün, 3 gün, 1 hafta ne kadar süreç dönem sürüyorsa, o dönem kadınlar dışarıda olmaları gerekiyormuş. Yani o bulunduğu yerden. O kadınlar da şimdi kendilerinin, ben bununla ilgili bir bilgi filmini de izlemiştim. O kadınlar orada seyrediyorlar ki yeni çocuk geyikleyen, kuzulayan mı diyorlar geyikli çocuk doğumluysa. Evet. Kuzulayan geyiklerin
bu otları yediğini, çiğnediğini ve yediğini görmüşler. Sürekli burada yatıp burada beslendiğini görmüşler ve o toparlanmak için geyiklere daha iyi fayda sağlamış, destek vermiş. Kadınlar da gitmiş ve onu dinlemeye başlamışlar. Ve farkına varmışlar ki daha rahat oluyorlar. Daha iyi oluyor. Sindirim sistemleri daha iyi oluyor. Sonra yutmayı denemişler, yemeye başlamışlar ve daha da o dönemin rahat geçmesini sağlamış. Tabii ki bizim bu dönemde artık otunu yemeğimize gerek kalmıyor. Onu değişli bir şekilde bize sağ olsun ayınlet rahat bir şekilde hazır halde getirmiş oluyor. Hikayesi bu. Oradan bilmişler ki faydasının var olduğunu, illaki işte kadınlar için daha faydalı olduğunu ve bunun kadın hastalıklarına ve rahatsızlıklarının önüne alabilmelerini ve daha hafifletebilmelerini. İçeriğinde sadece sadece kokoş değil, içeriğinde var olan trinko var, yeşil çay var. Şimdi neden odaklandırıyor? Çünkü rahatlatıyor öncelikle. İçeriğinde yeşil çay var, valeryan var, kalsiyum var. Bakın ne kadar zengin bir içeriği var. Melisa var. Kalsiyum var. Evet, kalsiyum var, melisa var, fosfor bile var. Vitaminler var. B3, Y vitamini, D6, B1, B2, D vitamini, B12. Folik asit var. Folik asiti biliyorsunuz değil mi? Kadınlar daha iyi evet, bilir. Evet. Çünkü hamile olan kadınlara genellikle folik asit yazıyorlar. Çünkü miden bulanıyor, yürüyemiyorsun. Bizim Mayiç'te buradan Mayam'a selamlar olsun. Bebişini evine getirmiş. Gözünüz aydın Mayam. Bu da bir mucize. Mayam'ın hikayesi de bir mucize. Ona da dokunacağım şimdi. Ve burada dediğim gibi folik asit de içermekte, krom içermekte, selenyum içermekte ve bu maddelerin sayesinde kadın rahatsızlıklarının daha ötesi odaklanmamız da kendimizi daha sakin ve menopoz süreçlerini daha rahat geçirebilmenize yardımcı oluyor. Faydaları vücutta doğal estrojen sağlamakta. Estrojen ne olduğunu bilen var mı? Açıklayayım da geçeyim. Estrojen bizim kadınlığımızı yani bizim kadınlığımızı sağlayan hormon, estrojen hormonu. Erkeklerde testosteron hormonu olduğu gibi kadınlarda da estrojen var. O yüzden çok nazikiz ve estrojenimiz yüksek olunca daha da nazik ve güzel oluyoruz. O yüzden onun var olmasını, işte sakin olmamızı, nazik olmamızı, bağırıp çağırmamamızı sağlayan, işte bizi kadın yapan hormon o, estrojen. İşte onun yükselmesini sağlıyor kohor. Uykusuzluk da, uykusuzluk çekiyorlar ya, uyuyamıyorum, uyuyamıyorum. Bizde var öyle kızlardan biri dedikleri, ben onu konuşturacağım birazdan. Ağrılı regle dönemi, kalsiyum magnezyumla birlikte içilirse daha da iyi oluyor. Menopoz sürecinde, depresyondaki kişiler, ben bazen bayağı sinirleniyorum, sinirlenmek yasak. O yüzden susarak gidiyorum ve kokoş içiyorum, hiçbir şey olmamış gibi. Ben hiç sinirli görmüyorsunuz, doğru mu? Evet. Hiçbir şey olmamış gibi geziyorum yani. O yüzden kokoş kullanın. Ev içinde çalışanlar varsa patronlarınızı da tavsiye edin. Depresyon yaşamasınlar. Rahim kistlerinde tabii ki yanında gereken ürünlerle birlikte kullanılırsa. Epilepsi hastalarında kısırlıkta arkadaşlar, çocuk doğurulmamasında yani oluyor ya, kısır bir kadın olmadı, bisplodi. Şimdi bakın, çok önemli bir yeri, tiroid hastalarında, tiroidlerde, miyomalarda, nelerde? Tiroidlerde. Ve tabii ki de odaklanmakta destekçi oluyor. Şimdi Mayacığım hikayesine dokunacağım demiştim. Geçen sene Ağustos ayında, biz Mart ayında işe başladık. Geçen senenin Ağustos ayında arkadaşım Altın, biz işe başladık, işi görmeye geldi. Ben dedim ki Altın gel, ben bir işe başladım. Daha önce de biliyordum neler yaptığımı, gel de bir dinle dedim. Kız dedi ki ben Almanya'ya gideceğim. Tamam gidebilirsin, Almanya'ya gitmeden önce gel görüşelim, işimi de gör, sen Almanya'da da devam edebileceğin bir işe gel, anlaşırsak. Bakın davet tekniklerini de veriyorum size.
Altın geldi ama dedi ki yanımda ablam var, ablamla beraber geleceğim. Ben dedim gelebilirsin tabii ki. Resepsiyona dersin ki kime geldiğini söylersin, ben alırım seni, konuşuruz. Arkadaşım geldi. Geldiği zaman sunumu dinledi. Ben anlattım işte böyle işimiz var, böyle böyle ürünler sendik. Girdi net olarak sunumda dinle, orada iş sana güzel bir şekilde anlatılacak. Sunumdan çıktığından sonra ablası Maya, benim güzel safir liderim. Maya dedi ki bu iş çok güzel. Ben ilk kez Maya'da görmüştüm bunu. Aa iş çok güzel dedi. Baksana Türkmenistan'dan da alabiliyor muyum? Kimi alsam da alabiliyor muyum? Hemen onu sormaya başladı. Yani kazanç planını görünce bayağı heyecanlandı. Sonra ürünleri anlatmaya başlayınca dedi ki gerçekten yardım eder mi acaba? Ben dedim ne konuda soruyorsun? Kız dedi ki ben 7 sene memlekette evliydim. Çocuğum olmadığı için boşandım. Boşandım ve Türkiye'ye geldim. Burada evlendim artık. Şu an 4 sene evli, o zaman 3 sene evliyim. Hala benim çocuğum olmadı. Kızın yaşı 39 ve zamanı kaçırırsam hiç olmaya da bilirdim. Ektirmeyi denedim, doktorlara gittim. Hiçbir yerde hiç kimse bir şey diyemiyor ama nedense olmuyor. Maya'ya kofoşu, forafrende, kurkuma, omega 3, başka da gereken vitaminlerden vitamin 5 tavsiye ettim. Konuştuk ama yazdım da verdim. Geçen senenin Ağustos ayıydı, 2021'in Ağustos ayı. 2 ay geçti. Maya her ay artık 7000, 9000 hemen para kazanmaya başladı ve unuttu o. Yani ürünleri kullanıyor ama ne için geldiğini unuttu. Diyor ki para çok güzel, iyi kazanıyorum. Sonra platin paketle, altın paketten platine yükseltti çünkü ürünleri kullanıyordu. 2 ay falan geçince bana diyor ki midem dönüyor. Biz de o ay Şile'ye gezmeye gideceğiz. Biz de ona diyoruz ki Maya sen hamilesin galiba. Diyor ki hayır yok olmaz. Yani Maya kusura bakma, geçen hafta abetim vardı falan da. Ve ne güzel şarkı koymuş be. Ve Maya'ya dedim ki ya böyledir. Yok dedi, olmadı çünkü böyle bir şey oldu. Yine bir ay geçti. Şimdi bakın 3 ay geçti. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'a geliyoruz. Maya'yı zorla doktora gönderdim. Doktora gönderdik, bize inanmamış, test yapmış. Sonra gözlerime inanmıyorum diyor, doktora gitti. Ya Maya 7 hafta hamileymiş. Ve düşünün 3 ay ürünü kullandı. Bana diyor ki ya artık olmaz, içmeyeceğim. Ya şey yapma, yanlış anlama ama midem bulanıyor ya diyor. Bana galiba dokunuyor, içmeyeceğim. Ya sen hamilesin, dokunmuyor o sana diyorum. Yok diyor. Hamile olma o ihtimal yok ki diyor. Yani 7 haftalık hamile kız. Şimdi de sonra yine başka bir problemle karşılaştık o zaman. İnanmıyorlar problemi var ya. Şimdi daha önce de o doktorlara gidiyordu. Yine bir şey oluyordu, o oluyor bu. Sonra demişler ki belki içi boştur. Bağırlamamız gerekiyor falan. Ben dedim ki o vardır. Ben inançla şey yapıyorum şimdi. Allah'tan diliyorum ki inşallah var, her şey normal olsun diye. Çok şükür normalmiş. Bizim küçücük ismi neydi? Lina. Lina kızımız doğdu ve evine geldi ve anlattım bunu. Ben nasıl denir ona, şey olarak ispatımız olmadığı için açıklamıyorum. Fakat Allah'a bin şükür olsun, minnoş bir kızımız oldu. Doğdu anlattım, ilk bebeği oldu. Ondan sonra da birkaç tane kişi bundan yararlandı, mübareğin takımından da geldiler. Ve kaç kişiye kaç tane çifte verdiysek hepsi memnun ve hepsi bebek sonuçlarını çoğunlukla aldılar. Çünkü bazen bir şey itki oluyor, yani bir şey bir destek oluyor, bununla da oluyor. Buradan bizim küçücük Lina'ya bir alkışlar gönderelim. İyi ki gelmiş, evet. Sizin sayenizde. Yo estağfurullah, aynetin ve inancının sayesinde ve Allah'ın emriyle olan bir şey. Artık siz inanmışsınız. Şimdi omega 3. Omega 3'ü kullananlar var mı? Herkes maşallah kullanıyor. Omega 3'ün faydalarını anlata bitirmeyebiliriz. Sadece şunu anlatmak istemiştim. Bunu tahtada da anlatsam iyi olurdu. Fakat yine de şurasını anlatayım size, ondan sonra bunu size açıklayacağım. Omega 3 kemik ve eklemleri güçlendirmekte. Bakın depresyon depresyonda
ve anksiyeteye gelişme riskini azaltmakta. Yani depresyon, fazla depresyon hiçbir zaman faydalı olmamıştı ve sonuçları her zaman korkutucu oluyor. O yüzden kaçının, kohoş kullanın, amigo kullanın, her zaman kaçının. Adet dengesini düzenlemekte. Bunu bileniniz var mıydı? Evet. Adet dengesini bile düzenliyor amigo. Uyku kalitesini arttırmakta, göz sağlığını korumakta, kalp hastalıklarının riskini azaltmakta, mental sağlığı korumakta, beynin gelişmesinde, karaciğerin yanmasını azaltmakta. Bunların hepsinde omega 3'ün katkısı var, etkisi var. Şimdi omega 3'ü çoğu kişiler bizden, sizden soruyorlar. Ürünler neden eczanede satılmıyor? Doğru mu? Evet. Ürünler eczanede satılıyor. Ama ürünler gerçekten eczanede satılıyor. Fakat neden eczaneden değil de bizden daha fazla alınıyor? Çünkü omega 3'ün değeri içeriğindeki asit yağları bile keskitleniliyor. Bunu Türkmençe konuştum. İnşallah Türkçe de anlaşılmıştır. İçeriğindeki bulunan asit EPR ve DH değerleri bile baha veriliyor. Yani onun içeriğindeki değere, asit değerine ve omega 3'ün kalitesine. Bizim omega 3'lerde bakın şurada sizlerdeki var olan omega 3'lerinizin dışarıda yazılıydı. Şuradan size daha büyütmek istedim ama büyütemiyorum. 650 gram EPR değeri ve DH değeri 500 mg. Yani bizdeki var bulunan omega 3'teki EPR ve DH değeri 2162 mg toplamda, yani total olarak tutuyor. Orada yazılanı var. Bakın en yukarıda yazıyor. 2162 mg 2 kapsülün içerisindeki var olan asit değeri, asit miktarı. Şimdi dışarıdan omega 3 var. Atıyorum X bir firmayın omega 3'ü. İçeriğinde 60 kapsülü var. Fiyatı 200 TL. Bizimki de 200 TL. O da 200 TL atıyorum. Ve eczanede duruyor. 60 kapsül omega 3 200 TL ve bizim omega 3'ümüz 200 TL. İçeriğinde de 30 kapsül var. Gelen müşteri hangisini alır sizce? Çok olanı. Doğru mu? Mantıksal olarak gelen müşteri onun çok olanını almayı düşünür. Der ki 30 günüme yeter. Doktor da bana demişti ki sabah akşam bir arkandan içersen seni 30 gün idare ediyor 60 kapsül. Doğru mu? Evet. Herkes öyle düşünüyor. Doğru mu? Fakat İçeriğine bakarsak belki eczanedeki omega 3'ün, çünkü öyle bir firmaları biliyorum ki omega 3'leri var. EPR değeri 125 mg, DH değeri 75 mg. Yani ikisini kattığınız bile 200 mg. Asit değerinin içeriği bile 300 mg yapmıyor. Öyle olduğu zaman bir günün içeriğinde bir insanın vücudu için lazım olan omega 3 yağının miktarı 1000 mg. 1000 mg. 1000 mg omega yağını almadıysanız ondan faydasını göremezsiniz. Neden? Çünkü siz bir bardak su ile doyacaksınız ama size bir kahve fincanı su içirse doyar mısınız? Doymazsınız. Aynı o şekilde de bizim vücudumuzun talep ettiği gerekeni 1000 mg. Fakat bizim aldığımız X firmanın omegasının içerisinde bir kapsülünde 150 veya da 200 mg var. 1000 mg almak için ben oradan 5 kapsül almam gerekiyor. Her günün devamında 5 kapsül içmeliyim. Demek 60 tane kapsül olsa günde 5'er taneden içersem ben. Kaç güne yeter? Ben bilmiyorum. Kaç güne yetiyor? 12. 30 kapsülü 1200 mg olsun bile. Bakın 2162 mg asit değeri. 15 gün içsem, sabah bir akşam bir 15 gün içtim. Hangisi daha benim için karlı çıktı? 12 gün, 15 gün. 15 gün. Ama hangi eczanede sizi bunu durup da yanınızda oturup anlatacaklar? Hiçbirisini de anlatmayacak. Sen hangisini istedin, onu eline verecek, gönderecek. Doğru mu? Evet. Biz burada para kazandığımız için ve bizim ticaret kendimizin işimiz olduğu için rahat bir şekilde seve seve anlatıyoruz.
Neden? Çünkü insan aldığı şeyin faydasını bilsin. Bir de ona kimse bunu anlatmadığı için gününe 5 kapsül içmeyecek tabii ki. 2 kapsül içtik, sonra da ben omega kullanmıştım, hiçbir faydasını görmedim diye. O yüzden geçiyorum. Omega'dan anlaşıldı mı? Ha, faydaları, çok özür dilerim. Faydalarını söyledim. Kalp ve damar sistemini korumak için, kalp krizi ve damar hastalıklarını önlem almak için, diyabet riskini azaltmak için, beynin sinir hücrelerini, iletimini yenilendirmek için. Şu kelimeyi manisini açıklamak istiyorum. Neden omega 3 kullanan çocuklar, omega 3 kullanan kişiler, omega 3 kullanılan vücut ve beyin neden daha akıllı ve güçlü oluyor? Bir Amerika'da bir deney yapmışlar. Okulun 6 tane kişisini, 6 tane okuldaki en yaramaz çocuklara odaklı olmayan, yani odaklanmayan, oku okamayan, yani biz ne diyoruz? İkilikçi. Küçük, az puan, düşük puan alan çocuklarımızı omega içirmişler. 6 ay sonrasında bu çocuklar daha iyi odaklanıyormuşlar, daha fazla gelişmişler, daha iyi puanlar almışlar ve daha yeterli öğrenici olmuşlar. Nedeni? İşte omega'nı kullandığım için. Bu nasıl oluyor? Şurada size dedim ki, beyin sinir hücrelerinin iletimini yenilemekte. Bunun Türkçesinden dolayı şey yapıyorum. Bu demek ne demek? Yani beynimize bir sinyal veriyor değil mi? İstediğimiz bir şeye dokunduğumuz zaman beynimize bir sinyal veriyor. Ben şunu dokundum. Şuna dokunduğum için benim bunun soğuk ya da sıcaklığını anlayabilmem için beynime bir sinyal gitti. Doğru mu? Şimdi omega kullanınca ne yapıyor? Asit yağları bu sinyallerin çabuk gelmesini, hızlanmasını destekliyor. Anlatabildim mi? O zaman ne oluyor? Daha çabuk anlıyorsunuz. Bazı kişilere hiç o da yok. Bir şey anlatıyorsun, anekdot anlatıyorsun bile biraz sonra gülüyor. Var mı öyle tanıdıklarınız? Evet. Ya bir hikayeni anlatıyorsun, hiç anlamıyor. Var değil mi öyle kişiler? Neden? Çünkü odak başka yerde, odak toparlanmayan bir döneminde bunu anlatıyorsunuz. Veya da hafıza çalışmasında biraz hayal çalışıyor. Genellikle hayal konuşan insanların, yani böyle olsa da olur, böyle diye arkayın diyoruz biz. Hayal konuşan insanların beyin de öyle çalışıyor. Hızlı konuşanlar da tabii ki de daha hızlı çalışıyor. Ve beyin gelişimi için omega'nın mutlaka faydası vardır. Ve çocuklarınıza size lütfen ve lütfen rica ediyorum, mutlaka içirin. Bana sonra teşekkür edeceksiniz. Ve arkadaşlarınıza da bunu verin. Erkekler için en güzelleri, sperm ve yumurta gelişiminde faydası var. Erkek çocuklarına, yetkinceklere, ne derler yetkinceye ne diyorlar? Ergen çocuklarda mutlaka omega'yı kullanmasını sağlayın. Çünkü sperm gelişmesini ve yumurta gelişmesini sağlamaktadır, desteklemekte, kuvvetlendirmekte yardımcı olmaktadır. Kullanışı dediğim gibi her gün 2 defa aç karna kullanabilirsiniz birer kapsuldan. Tamam mı Mete, değil mi? Kısırlıkta diye burada bir not almışım, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Omega 3, yani çocuğu olmayanlara verdiğim bazı notları buraya yazmışım. Omega 3, kokoş, forafren, kitosan ve vitamin B. Omega 3, kokoş, forafren, kitosan ve vitamin B. Vitamin B'ye geliyorum. Vitamin B kullananlar var mı? Ona getirelim. Evet, süper. Ne için kullanıyoruz? Gülya Hanım, sizden alayım. Vitamin B'den nasıl bir faydalar aldınız? Ben kendime ihtiyaç eden açık kalmak için alıyorum. Çok iyi. Omega 3 içiyorum. Saç eksi içiyorum. Çok iyi. Çünkü şeker hastasıyım. Mecburen içiyorum çünkü ellerim terliyordu 2-3 haftadır. Şu an bu terlemeyi hissetmiyorum. Harikasınız. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Şimdi vitamin B'in İçeriğinde arı sütü vardır, polen vardır, propolis, ginseng vardır, A vitamini vardır, B12 vardır, Y vitamini, K2, D3 vitamin bolluğu ve mineral bolluğu vitamin 5'imizin içeriğinde vardır.
ne gibi faydalar sağlar? Öncelikle ya, içerisindeki var olan polen, polen ne kadar bizim için, vücutumuz için, kemiklerimiz için, kaslarımız için lazım olan bir vitamin türüdür. Bunu anlatmaya çalışayım. Bir çay kaşığı polen, burada siz görebilin diye ben resimlerini koydum. Şunu görebiliyor musunuz? Evet. Polen, kılçsa, görebiliyorsunuz değil mi polen? Şunun kavanozların içinde burada böyle sarı sarı küçük küçük o şey ışığı olan için göremiyorsunuz daha ne? Bir kaşığında alabilir mi? Polenin bir kaşığında 2 kilo yağsız file etti. Et, bildiğiniz 2 kilo et, yağı olmayan file et. O etteki var olan veya da 12 litre süt, 12 litre sütte var olan kadar amino asit bulunmaktadır. Bir çay kaşığı polende. Ne kadar faydalı bir şey. 2 kilo file et, son kez ne zaman yediniz 2 kilonu bir oturanda yiyemezsiniz bile. Doğru mu? Ya da 12 litre süt. Yani onda var olanı kadar amino asit bulunmaktadır. Ginseng'in faydalarını şimdi ginseng'e geçince size açıklayacağım. Ginseng bu. Ginseng'in koku görüyorsunuz. Siz bunun resimlerini görebilin, gözünüzde canlansın diye koymuştum bunları. Çok kuvvetli bir antioksidanttır. Ginseng de aynı o şekilde. Bedende üretilmeyen amino asit bulunmaktadır. İşte o sütte, ette, işte polende alabildiğimiz amino asit bizim bedenimizde bulunmayan bir amino asittir. Bunun sayesinde de anti kanser etkisi var. Yani kanser hastalarına tedavi sürecinde siz de destekçi, destek olabilmek, o kişinin vücudunun daha bağışıklık sisteminin yükselmesi adına da vitamin B5'i mutlaka vermenizi tavsiye ederim. Antifungal, yani mantar enfeksiyonlarında gidirmekte, tedavisinde, yardımda mantar, yani ayakta mantar var. Açık konuşabiliyorsam eğer genetik bölgelerde mantarlar var, doğru mu? O veya da bazen şey oluyor, böyle mantar türleri vücutta değişik oluyor. Saçların altında da oluyor, kulaklarda, yani ciltte de olabiliyor. Bu dönemlerde de mutlaka vitamin B5'i kullanmayı tavsiye ediyoruz. Çünkü zaten içerisinde ginseng var. Ginseng ile birlikte olunca çok güçlü bir antioksidant olduğu için vücudumuzun bağışıklığına destek veriyor ve vücudu o infeksiyonu yenmeye yardımcı oluyor. Sigara etkilerini %75 azalmasında, sigara içen kişilere demen ne kullanmalı demiştik? Kurkuma. Kurkuma kullanıyor demiştik değil mi? Azaltarken. %75 azalmasında. Orada sizi net gözükmüyor. Kas rahatsızlıklarında, kilo kontrolünde, hamilelerde, alerjik hastalarında, alerjik kaşıntılarda ve kasları kuvvetlendirdiği için çok güzel bir şekilde idrar kaçırmalarda işe yarıyor. İdrar kaçırmalar ne olduğunu çocuklar daha çok yaşatıyorlar, doğru mu? Küçükler, yani kasları kuvvetsiz, daha kontrol edemiyorlar ve altına işiyorlar, doğru mu? Yaşları büyüyen kişilerinde, bazı çoğunlukla Alzheimer falan hastalarında bu oluyor. Çünkü kontrol edemiyorlar, elinde değil. Hasta olduğu için, yani beyin her şeyi kontrol edecek, o kası da kontrol edemiyorlar. Ve o yüzden de idrar kaçırmaları oluyor, doğru mu? O çocuklarda bizim, yani bazen büyük olan, yani ergen çocuklarda da bu oluyor. Eskarlıkta olan çocuklardan çok duyuyorsunuzdur bunu. O kişilere mutlaka vitamin B5'i önerebilirsiniz. Kendi çocuklarınızın da kas gelişimi için mutlaka vitamin B5'i önermenizi tavsiye ediyorum. Kendinizin de hasta olmayı beklemeyin. Demen baştaki dediğim gibi mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Olmazsa olmaz diyen ve favori ürünlerimden birisidir vitamin B5. Her zaman bulunmaktadır ve her gün kullanmaktayım. Hiçbir şekilde de ara vermiyorum.
Nasıl kullanacak? Aynı şekilde her gün iki defa aç karnı. Değişim anahtarına geldik. İyi, yorulmadınız değil mi? Yoruldu. Az kaldı çünkü 24 tane gıda takviyesi anlatacağım. Yarısı geçti diye düşünüyorum. Reishi mantarı. Reishi'ni kullananlar var mı? Evet. Süpersiniz. Reishi'yi bence hepimiz kullanıyoruz. Reishi'yi de çok seviyoruz. Çünkü herkesin bir amacı var. Ölümsüzlük mantarı diye adını duyunca mutlaka herkes kullanıyor. Çünkü faydasını görmek ve daha genç kalmak hepimizin insaniyetin bir arzusu ve hayalidir. O yüzden seve seve kullanıyoruz. Reishi mantarına ölümsüzlük mantarı diyorlar. Neden? Çünkü daha gençleştiriyor, vücudu daha sağlam tutuyor, iç organlarımızın daha genç kalmasını sağlıyor. Ve reishi de bir antioksidanttır. Reishi bir mantar. Şu gördüğünüz mantar reishi mantarı. Ve arada genel merkezimize gittiğimizde ben kurutulmuş olduğu halini görmüştüm. Çok güzel bir şey gibi. Bildiğiniz mantar familisinden olan, yani ailesinden olan mantar türü. Fakat bu mantar çok değerli ve kıymetli olup sadece belirli bir bölgelerde, dünyamızın belirli bir bölgelerinde üretilen bir mantar türüydü ve her zaman Türkiye'ye dışarıdan getiriliyordu. Ve o yüzden de bayağı bir pahalı mantar. Son okuduğumda her kilosu 1800 dolar falan diye okumuştum artık. Ona bayağı bir zaman geçti. Şu an bilmiyorum, okumadım, yalan bilgi vermiş olmayayım. Ve Reishi'nin şöyle bir özelliği var. Eskiden bununla da ilgili bir hikaye var. Onu Japonya'da reishi mantarını imparatorlar kendi saraylarında yetiştirirmişler ve kimseye vermeden yemeklerine kattırarak, işte kurutarak, çaylarına kattırarak kullanıyormuşlar, alıyormuşlar, yiyormuşlar. Neden? Çünkü daha uzun yaşamak istiyorlar, ölmek istemiyormuşlar. Ve sıradan bir insanlar bunu alamıyormuşlar. Ve zaman geçtikçe saraydan bunu kaçırarak işte dışarıya çıkarıp onun sıradan insanların ulaşabilmesine yardımcı olunmuş. Daha hala sıradan insanlar bazen ulaşamıyorlar. Fakat şanslısınız, sizin sayenizde herkes reishiye ulaşabilir. Reishi mantarını Alimnet 2019 senesinden kendi üretmeye başladı bizim firmamız. Bu sefer Malezya'dan getirmiş olan reishiyi kendi üretimiyle yetiştirmeye başladı. Ve yetiştirdikten sonra Alimnet'in ürettiği reishi mantar, Malezya'da üretildiği mantardan 8 kat daha güçlü olduğu tespit edildi. Neden böyle olmuş? Çünkü Türkiye'nin hava durumunu sevmiş mantar. Mantarlar seviyor ılık, nemi. O yüzden de belki o yüzden sevmiştir. O kadarını bilmiyorum. Fakat 8 kat daha güçlü olduğu ispatlanmış ve bizim Aynet'te kullandığımız reishi mantarımız Türkiye'de bulunan reishi mantarlarının en güçlüsü. Ve bunu rahat gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Şimdi neden Aynet en çok bitkisel içerilen, en bitkisel içerikli ürünler ödülüne sahip oldu. Burada bir cümleden sonra anlayacaksınız. Reishi başka bir firmalarda da var. Ganoderma Reishi mantarın başka bir firmalarda da satıldığı, başka bir firmaların ürünlerinde de var olduğuyla karşılaşabilirsiniz. Onların da diş macunlarında, yine de bir kapsüllerde, yine başka bir şeylerde var olduğunu görebilirsiniz. Fakat sizlere ricam her seferinde sorun. Ne kadar oranda reishi içeriyor senin ürünün? Çünkü bizim reishi'nin, bizim vitaminimizin içeriğinde en yüksek içerikte vardı, bulunmaktadır ve 650 mg bulunmaktadır. Yani günde 2 tane reishi kullandığınızda siz rahat bir şekilde 1300 mg reishi'ni almış oluyorsunuz. Ve sizin günlük gereken reishi mantarı, yani antioksidan bunun şeyini, miktarını kendinize almış oluyorsunuz ve faydasını rahat bir şekilde görebilmenizi kolaylaştıracak. Ne için kullanılıyor faydaları?
Hepatit A, B, C fark etmez. Hepatitin istediği türlerinden iyileştirmek için, destek vermek için, karaciğerimizi korumak için, sirrozlardan, sirroz hastalıklarından, kandaki oksijenin miktarını arttırmakta. O yüzden hamile kadınlara da rahat bir şekilde tavsiye edebilirsiniz. Kanserin tüm kanser türlerinde, tif ve zatürre hastalıklarında, bunun ne olduğunu biliyorsunuz mu? Evet. Tif, brüşnoy tif. Yani akciğerde öksülük, balgam kopma, tif hastalığı, irin toplanma. Anlatabiliyorum değil mi? Zatürrede tuberküloz. O hastalıklarda da akciğeri temizlemek için ve daha rahat bir şekilde akciğerimizin işini görmesi için, yani işini yapması için destekçi olmakta ve bizim sağlığımız için destek olmakta kullanılan ürünümüzdür. Mutlaka aklınızda olsun. Pnömoniyalarda da kullanılmakta. Ben bilerek altına Rusçalarını yazdım ki çünkü bazı terimlerini ben anlamadım Türkçe. Bakıyorum gerçekten hepimiz de anlayamayız. Çünkü normalde kullanılmaz terimlerimiz olmadığı için size açıklıyorum bunları. Tif hastalığı neden ortaya çıkıyor? Bunu da açıklamasını yazmışım. İsterseniz size de söyleyeyim. İnsan dışkısı ile kirlenmiş sulardan yaşayan istiridyelerin yüzünden zehirlenme tif hastalığı. Bu ne demek? İnsan dışkısı ile, onun ne olduğunu anladınız. Kirlenmiş sulardan, yani kanalizasyonun sularından kullanılmış olan meyveler, sebzeler, yine bir şeylerde olan istiridyeler. Neden onu hep diyor sirkeli suda batırın, sonra kullanın, sonra yiyin. İşte ondan zehirlenmez yüzünden tif hastalığı ortaya çıkıyormuş. Bunu da ne olduğunu bilin diye not almışım. Karaciğer rahatsızlıklarında antitümör, antioksidant olarak kullanılıyor. Antimantar, yani yine dediğim gibi vitamin 5'in yanında da kullanabilirsiniz. Vitamin 5'in içerisinde de reşi var diye demen sizinle konuşmuştuk, doğru mu? Cilt rahatsızlıklarında ve yaraları iyileştirmekte. Aynı şekilde günümüze iki defa aç karnı kullanabilirsiniz. Eğer de IMX Pro falan alıyorsanız bunu da bir defa kullanmanız yeterli. Yani reşi içeren başka bir gıda takviyesi kullanıyorsanız bir kez almanız da yeterli olmaktadır. Joint Complex. Joint Complex glukozamin içeren ürünümüzdür. Ve herkesin sınırsız kullandığı bir ürün diye düşünüyorum. Çünkü herkesin ihtiyacı olan bir ürünümüzdür. Eklemler arasındaki sıvı kayıtlarında kullanılmaktadır. Bundan çoğu kişi, genellikle annelerimiz, ablalarımız, yaşı biraz ilerleyen kişiler hep bu rahatsızlıktan zorlanıyorlar. Glukozamin ve tıpkı kolajen, hyalurin, hyalurin ve kislata, hyalurin asit. Bunlar sayesinde bizim eklemlerimizi, eklemler arasındaki sıvı kayıtlarını doldurmakta, kıkırdak erimelerinin önüne almakta, eklem kireçlenmesinin önüne almakta, eklem hasarlarını engellemekte kullanılan bir ürünümüzdür. Kıkırdak yenilenmesinde, ağrıların azalmasına veya da kesilmesine destekçi oluyor. Zamanın geçmesiyle ki bizim eklem rahatsızlıklarına uğrayan kişiler daha iyi beni şimdi anlarlar. Çünkü formu bile değişiyor, yani forması, ayaklardaki kemiklerin olsun, arasındaki bozukluk, yani artrit, artrohandroz, astrohandroz gibi hastalıklara yakalanıp bundan azap gören, yani bundan ecir çeken bir sürü kişi var. Ve bunun önünü şimdiden alabilmeniz için mutlaka joint kompleksi kullanmanızı öneriyorum.
astroartrit ne olduğunu da açıklamışım burada. Astroartrit, astrohandroz hastalıklarım var diyorlar ya, bende artritim var. Bu astroartrit eklemlerdeki kıkırdak parçalanması. Kıkırdakların parçalanması ve o yüzden de o formu, şekli bozuluyor kemiklere. Kıkırdak parçalanması olduğu için. Ve bunların önünü alabilmek için joint kompleksi kullanmakta fayda vardır. Kullanılışı günde 2 kez aç karnına, mutlaka hiç ara vermeden kullanabilirsiniz. Kaslarımızı kuvvetlendirmek için de joint'i ilave ederek vitamin B5'i ve kalsiyum, magnezyumu ve beta glukanı birlikte kullanabiliriz. Sporculara tavsiye ediyorum. Kim spor yapıyorsa, kaslarını geliştirmek istiyorsalar mutlaka vitamin B5'i joint'in yanında kalsiyum, magnezyumu, beta glukanı kullanmanızı tavsiye ederim. Probiyotikler ve prebiyotikler. Bizim prebiyotiğimiz. Şimdi çoğunlukla prebiyotiklerimizi biz göbek bölgesindeki yağların erimesi için de tavsiye ediyoruz. Çünkü çok iyi bir işe yarıyor ve incelmenizde destekçi oluyor. Bunu dikkate alın. Prebiyotik nedir derseniz, sindirim sisteminizdeki dost bakteriler. Yani probiyotikler, bizim yediğimiz şeyleri, mikroorganizmalar, bizim içimizde var olan, sindirim sistemimizde bulunan mikroorganizmalar, yediğimiz şeyleri sindirmesine destekçi oluyorlar. Şimdi, prebiyotikler ne o zaman? Her bir mikroorganizma olan canlı olduğu için bir şeyden beslenmelere gerekiyor. Ve onlar da prebiyotiklerden besleniyorlar. Sadece probiyotik kullanırsanız yanında kefir iç, yeni bir şey iç ya da laktobakterinin yanında Linux'i al, onun yanında bunu al. Memleketteyken böyle yaşıyorduk değil mi? Alıyorduk, evet, kullanıyorduk da. Burada bilmiyorum nasıl bir ilaçlar kullanılıyor. O yüzden bunu mesal getirmek zorundayım. Kusura bakmasın, kimse de yanlış anlamasın. Ve buradaysa Ayimnet'in prebiyotiğinin içerisinde hem o mikroorganizmaları destekleyen mikroorganizmalar var, hem onların besinleri var. Yani onu kullandığınız zaman sindirim sisteminizin işlemesine, çalışmasına daha iyi bir şekilde katkıda bulunuyor ve sindirim sistemine fayda sağlıyor. Ve yağları yakmakta da o yüzden de faydalı oluyor. İçeriğinde toplamda tam 11 tane lakta ve bifidobakteriyalar vardır. Şimdi sizler için not almıştım lakta ve bifidobakteriyaların ne olduğunu. Şimdi daha uzatacak bunları size açıklamaya başlarsam. Fakat şunu öğrendim, dikkatimi çekti. 80'e yakın lakta ve bifidobakteriyalar var ve bizim prebiyotiğin içerisinde yaklaşık toplamda 11 tane lakta ve bifidobakteri içirmektedir. Çok iyi, çünkü 89 tane, bu da bir bakteri. Bizim vücudumuzda da, bizim cilt organizmamızda da çok bakteriler var. Yani biz zaten bakterilerden ve mikroorganizmalardan oluşan bir varlıkız. Ve bu 11 tane lakta ve bifidobakteriler sayesinde bizim sindirim sistemimizin çalışmasına destekçi ve yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar, sindirim sistemimiz bizim vücudumuzu destekleyen, tıpkı bizim beynimizi nevle besliyorsak o oluyoruz diyoruz ya, vücudumuzu da nevle besliyorsak o da bize ona göre karşılık veriyor. O yüzden sindirim sistemi, insanın yediği şey çok önemlidir. Bağırsaklarımızın sağlığı da çok önemlidir. Çünkü bizim vücudumuzdaki bütün bağırsak çalışımımızda, sindirim sistemimizde problem olursa tüm kirlilikler, yani tüm kendi kendine zarar verme işlemi başlar orada, düzgün bir şekilde çalışmıyorsa eğer. O yüzden sindirim sisteminde problem olan insanların sinir hastaları olabiliyorlar. Hemen sinirlenebiliyorlar, uyku problemleri yaşayabiliyorlar, ateş çıkma gibi sorunlar yaşayabiliyorlar.
Ve bu kişiler yemekte, içmekte problem, sıkıntı yaşıyorlar ve hayat çok etkilenmiş oluyor bu durumda. O yüzden de mutlaka dikkat etmemiz gereken bir sorundur ve prebiyotikler ve probiyotikleri bu yüzden kullanmak herkese tavsiye eder. Hasta olmaya gerek yok bunu kullanmak için. Ne gibi faydaları vardı? Zihinsel gelişimden tutun, çocuk gelişimi, depresyon, otizm, kilo vermeye kadar tüm oranlarda faydası vardır yani. Çünkü dediğim gibi sindirim sistemimiz bizi biz yapan, yani bizi oluşturan, vücudumuzu destekleyen ve vücudumuzun saat gibi çalışması gereken gereken bir varlıkız ve saatin bir dili bir yerde duruyorsa yürümüyor demektir. Doğru mu? Biz de eğer her günün devamında bir kez belli bir zamanda normal şekilde tuvaletimizi yapmıyorsak bu demek oluyor ki bizde bir sorun var ve mutlaka bu sorunu çözmemiz gerekiyor. O yüzden prebiyotikleri ve prebiyotikimizi mutlaka kullanmamızı öneririm. Ne gibi faydaları yazmışım? Zihinsel sağlık bozukluklarında kaygı, depresyon, otizm gibi sorunlarda, iltihaplanmalarda, insülin direncinde, kalp sağlığında, alerjilerde ve egzemalarda şiddetli kaşıntılar oluyor ya böyle, egzema oluyor, alerji hastalıklar oluyor. Mutlaka prebiyotik kullanmamız gerekiyor ki bizim dediğim gibi bağırsaklarımızı temizleyebilsin. Ay siz, aferin size. Bilmediğim çok şey biliyorsunuz. Kronik rahatsızlıklarda, kilo kontrolünde, karın yağlarından kurtulmak için ve sizi tok tutmakta, zayıflamakta çok iyi faydası var. Dediğim gibi çocuk gelişiminde, vücut direncinin artmasında, normal kan şekerini düzenlemekte de faydası vardır. Yani şeker hastalarına da verebilirsiniz. Çocuk vitaminimiz, Ayme Kids. Çocuklarla gönderenler var mı burada? Evet. Ben gönderiyorum mesela. Ben gönderdim. Çok iyi. Çok faydalı. Gelinden sonuç geldi mi? Evet. Ne diyor? Evet, benim küçük çocuğum vardı. Yürürken, koşarken de düşüyordu yani. Yürüyordu yani. Hiç başladı, hiç yıkılmıyordu, düşmüyordu. Rahat bir şekilde oyuna gitmemek diye bir taraftan böyle çıktı yani. Maşallah. Maşallah. Çok güzel, çok iyi. Allah uzun ömür versin. Çocuklarımızda genellikle verdiğimiz kişilerde çoğunlukta ne alıyoruz hep? Sonuç boyu uzadı diyorlar, doğru mu? Boyu uzadı diyorlar. Çoğu kişide hemen görebileceği etkisi şu oluyor. Çocuğun nasıl uzadı? Solmaz Hanım, verdiniz bu vitamini, hemen uzadı. Benim dili arkadaşım var. Az kalsa benim boyumu yetecek diyor. Oğlu 11 yaşında. Bin senedir içiyor vitamini. Hemen verdikleri sonuç bize geri dönüşümler, boyu uzadı. Hemen anne babalar bunu görebiliyor. Ve çok doğru, beyin gelişiminde, fiziksel kişinin gelişmesinde çok iyi bir değeri vardı. Çünkü Ayme Kids vitaminimiz 17 tane vitamin ve mineraller içermektedir. Zengin içeriği sayesinde de bizim çocuklarımızın dışarıdan alamadıklarını, alsalar bile eksik kalmış olduklarını toparlamak, onlara yeterli bir şekilde vermek için destekçi oluyor. Folik asit içermektedir. Krom, B12, B6, biyotin içermektedir. Biyotin biliyorsunuz saçların daha uzamasında ve dökülmemesinde destekçi olan bir vitamin türüydü. Faydaları, Hazret'in de dediği gibi odaklanmakta. Çocuğun beyin gelişiminde, kemik gelişiminde, kemiklerinin gelişmesi için yardımcı oluyor. Diğer yani iç organlarının gelişmesinde destekçi oluyor. Kalp damar sağlığını kuvvetlendiriyor. 6 aylık çocuklardan 12-13 yaşa kadar yani kilosuna göre çocuklar rahat bir şekilde kullanabiliyor. Haberimiz olsun. Yani aylık yani yaşına göre miktarını orada ölçüt yapıyorsunuz. 0,5 veya da 1 miligram içireceksiniz. Çocuğun kilosuna göre o miktarı yazıyor zaten kutuda. Ona göre
belirli yerde ölçüp kabı da var. Çocuk kullanabiliyor. Günde bir kez kullanması yeterlidir arkadaşlar. Bir tane şey söyleyebilir mi? Buyurun. Bir de su duruyor veya bir de su duruyor diye de ondan sonra kalma ne olur mu? Çirip mi? Çirip evet. Aferin. Mübareğe de söz vereceğim çünkü Mübareğe'nin bayağı bir sonuçları var bundan. Ürünlerin aşığıdır. Bak o da aynısını çünkü onda da yaşayanlar var. Çok geçmiş olsun Hazretkan. Evet. Bazen diyorum ya hiç dikkat etmiyoruz. Sorun yok. Yiyor, içiyor, işte geziyor çocuk. Ama ne olursa olsun arkadaşlar mutlaka ona dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka onların sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok. Siz ona kıyafet ne kadar alıp gönderseniz gönderin o çocuk düzgün bir şekilde yürümüyorsa, düzgün bir şekilde konuşamıyorsa, o zaman ne yapsın? Onlardan gelişiminde izah kalıyorsa, sizin hiçbir kıyafetiniz onun işine yaramaz. Evet. Önemli olan beyin gelişimi, insan gelişimi, onun kişisel gelişimi. O yüzden en önemli olan şey insandır. En önemli varlık da insandır. Ve çocuklar da geleceğimizdir. Mutlaka onların şimdiden kullanabilmesi için destekçi olalım. C vitamini. C vitamini zaten içeriği belli. Şurada C vitamini, asit olan C vitamini suda eriyen ve insan vücudunun üretmediği bir vitamin türüdür diye bu slide'ı size atmak için böyle hazırlamıştım. C vitamininin faydalarından en önemlisi şu ki belki daha önceden de bilginiz vardı. Daha genç kalmamızda en destekçi olan vitamin C vitamini. Bunu biliyor muydunuz? Evet. Çünkü C vitamini vücuttaki kolajen üretimini sağlıyor. Vücudumuzun kolajen üretmesini C vitamini sağlıyor. Ve en bizim özel yeri de vücut C vitamini üretmiyor. Ve biz onu her zaman dıştan almamız gerekiyor. Evet, şimdi ekleyelim. Burada ben bayağı kullanıyorum. Bir de kilo da aldırıyormuş. Ben biraz zayıfladım. Gerçekten kilo olmak isteyenler de kullanabilir. Evet, teşekkür ederim. Bunu söyleyecektim. Notum da var. Kilo almak için C vitamini. Çünkü iştah açıyor ya. Evet. Daha düzgün bir şekilde beslenmemiz için destekçi oluyor. C vitamini top da kullanabilirsiniz. Ben genellikle ben yemekten son kullanıyorum. Çünkü midenin mikroflorlarına şey vermesin diyorum. Mutlaka dışarıdan alınması gereken vücutta depolanamaz çünkü. Şunu şöyle söyleyeyim. Bazen geçen bir sunumda bunu duyduk. İşte X firmanın bir C vitamini vücutta 24 saat kalabiliyor. Arkadaşım bunun 24 saat kalmadığını sana kim söyledi? Yani en sonunda ne diyeceğini bilmedi. İşte benim C vitaminim vücutta 24 saat kalıyor. Şimdi ben dedim toksikolojik deneye mi gidelim, laboratuvara mı gidelim, kan mı verelim bunun 24 saat kaldı kalmadı. Bunu mu şimdi tartışacağız? Yani sağ olsun işte zaten işimize katılmış oldu Flight'in paketli kişi. Başka bir şey verdi. Şimdi bak bunu açıklamış olmayın. Şimdi demek istediğim şu ki C vitamin vücutta depolanmıyor. Aklımızda kalsın diye çünkü çoğumuz görsel akıllı tutabiliyoruz. Aklımızda kalsın diye bu slide buraya yerleştirdim. Dışarıdan mutlaka her gün alınması gerekiyor. Çünkü C vitamin vücutta depolanamaz. Ve günlük miktarı ne kadar C vitaminin alınması gereken? Kadınlarda 750 erkeklerde 950. Harikasınız. Çok iyi bir öğrencilersiniz. Kadınlarda 750 erkeklerde 900 mg eğer de sigara içmiyorsalar. Sigara içiyorsalar onu yine 135'e yaptır, arttırması gerekiyor. Yani en azından günde günlük miktarı 1000 mg olması tavsiye ediliyor. Ve bizim C vitamini içeriğinde ne kadar var? Kafeinde 1000 mg var. Günümüzde bir tane C vitamini, ben onu suyla içmiyorum bu arada, ben çiğnap yiyorum. Çünkü küçük büyümden C vitamini seviyorum. O drajeler vardı sarı sarı hatırlıyorsanız. Aynen. O revit, nasıl yiyorduk onu ya? Herkes yiyordu değil mi? Aynen onun gibi bunu da ben yiyorum, suyla içmiyorum. Günümüzde bir tane kullanmamız yeterli olmaktadır. Vücutta kolajen sentezini dedim, görevi odur C vitamininin.
ve serbest radikallara çıkartmakta yardımcı oluyor. Serbest radikalların ne olduğunu geçen konuşmamızda konuşmuştuk. Size daha aklınıza kalabilsin diye katalaşka örneğini vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Yani serbest radikallar tek başına vücudumuzda kanda dolaşan radikallar ve yaramaz çocuklar gibi geziyorlar. Ne yapacağını bilmiyorlar. İşte aklınıza böyle bir şey gelsin. Mahallenin çocukları taş atıyorlar bir yere, topu bile bir şey de kırıyorlar. Öylelerini toparlayıp alıyor ve dışarıya çıkarıyor. İşte C vitamininin fonksiyonlarından biri de odur. O yüzden de mutlaka vücudumuza gereken bir vitamin türüdür ve kullanmamız kesinlikle tavsiye edilmektedir. Kullanılışı dediğim gibi güne bir kez, kilo almak isteyenler tok karnına içebilirler. Güne iki kez içse de hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Eğer de C vitamin alerjiniz olmazsa. Portakalla alerjim var. Ben bir tane kullanıyorum o yüzden. Portakal yiyince kızarıyorum, kaşınıyorum. Özellikle yüzümde oluyor. Böyle kişiler vardır. Güne bir kez rahat bir şekilde kullanabilir. Bu kaşıntı da eskiden C vitamini kullanınca da öyle oluyordu. Kurkuma, reishi mantarlı vitamin 5'i birkaç ay kullandığımdan sonra öyle bir sorun artık yaşamıyorum. O yüzden kilo almakta Kemal Bey'in dediği gibi omega 3'i, mucize vitamini ve C vitamini tok karnına rahat bir şekilde içebilirsiniz. Ve kilo tekrar söyler misiniz onu? Tekrarlıyorum. Omega 3, multivitamin, soft ve C vitamini kendisi. Evet. Aynen öyle. Ginseng'e geldik. Ginseng. Şurada bir çiçek var. Bugün Zahina'yı doğum gününe gelen, bana da geçen de liderler odasında da duruyor. Para çiçeği falan diyoruz ya. Doğru mu? Evet. Ben ona getirdiğimde size bu ginseng demiştim. Ginseng'in bir türü demiştim. Hatırlıyor musunuz değil mi? Evet. Bunun bugün şaşırdım ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Neden para çiçeği dediklerini. Çünkü Yunanca adı, bilimsel adı Panax ginseng'i. Panax. Ve Yunanca anlamında, Yunanca'dan tam iyileşme diye anlamını veriyor. Ginseng, Panax. Bilimsel adı Panax olan tam iyileşme diye anlamını veriyor. Hiç şaşırmadım buna. Neden? Çünkü tam iyileşme anlamını gerçekten verebilen rastitilist. Bir bitkidir. Teşekkür ederim. Bir bitkidir ginseng. Ve bizim gençliğimizi, bizim sağlığımızı, bizim fiziksel olarak, beyinsel olarak kuvvetli ve güçlü olmamızı sağlayan bir şeydir. Ginseng, Rusçası. Bizim ginseng, kırmızı Kore ginsengidir. Üç tür ginseng vardı. Taze ginseng, beyaz ginseng ve kırmızı ginseng. Bizimki kırmızı Kore ginsengidir. Ginseng afrodezyaktır. Aynı anda afrodezyak ne olduğunu açıklamama gerek var mı? Cinsel olarak daha istekli olmanı sağlıyor afrodezyaklı viagralar. Ginseng tabii bir, naturalini bir afrodezyaktır. Sinir sistemini korur. Antioksidanttır aynı şekilde de, aynı zamanda da. Faydaları, zihin ve akıl fonksiyonlarını geliştirmekte, sınır bozukluğunda, hafıza zayıflığında, yorgunlukta ve en bazıları için önemli yeri alkol ve Allah korusun uyuşturucu etkisini minimuma getirmekte. Yani böyle deyince iki tane ginseng içip alkol işlerinde bir şey olmuyor demeyin lütfen. Fakat onun etkisini minimuma getirebiliyor. Buradaki koyduğum haritada ginseng'in bulunduğu bölgeleri koymuştum ben. Siz görebilin diye. Çin ginseng'i, Sibirya ginseng'i, Amerikan ginseng'i, Kore ginseng'i.
Bakın burada siz için türlerini de koymuş oldum. 4 yıl ve daha önçek kullanılabilir. Taze ginseng. Beyaz ginseng 4 ve 6 yıl arasında kullanılabilir. Yani kokunu kullanıyorlar ya. Bakın o kokunu kullanmamız için 6 yıllık kırmızı ginsengin bitkisi 6 yıl ösüyormuş. Yani 6 yıldan son kullanılıyor. O yüzden ne kadar hasat bir yani hasat oluyor. Yani meyve oluyor anlamında, doğru mu? Anlatabiliyorum. 6 yıldan sonra o kullanıma hazır oluyor kökü. Ne gibi faydaları verebileceğine not aldınız. Umarım çok yaşan. Güne 2 kez yemekten önce aç karnına kullanmak tavsiye ediliyor. Ve uzun günün devamında ginseng ile kuvvetli ve enerjik şekilde gezebilirsiniz. Dediğim gibi çok iyi bir şekilde cinsel olarak da kanıtlamakta. Fısal kompleksi. Adenoma prostata benzeri bilen var mı? Bilmedik prostatit mazı. Aynen öyle. Fısa, şurada açıklamasını eklemiş oldum şuraya, görebilin ve anlayabilin. Şimdi şunu üzerinde durmak istiyorum ki hepsini böyle açıklayamazsınız müşteriye. Sadece sizde ne var elinizde, elinizdeki şeyin ne olduğunu bilin diye açıklıyorum. Bazen bu sana yardım eder diyorsun ama ne için ya, nasıl yardım edecek, neden o yardım edecek bilmiyorsunuz ya. O yüzden siz net olarak ne için verdiğinizi ve fısanın, prostatın ne olduğunu anlayın diye de resme koydum. Prostat spesifik antijen, prostatidin kendisi tarafından sağlanan ve semenenin yani spermanın kıvamını sağlayan bir enzimdir. Yani erkeklerdeki spermanın kıvamını sağlıyor. Onu o CV'ye getiriyor, işte o sıvıklığa getiriyor. Prostat mazı normal şekli budur. Bu idrar yolu ve iki tarafında normal şekli budur. Fakat büyümüş prostat, idrar kanalını görüyorsunuz, budur. Ve bu çoğunlukla yaşı 45-48'den geçen abilerde, erkeklerde bazılarında kaçınılmaz olduğu bir durumdur. Ve bu durumu onlar hiç dile getirmez. Neden? Çünkü yo, olur mu öyle bir şey ya? Adam hiç hasta olmayacak ya. O kafadayız. Ve hiçbir zaman dile getirmiyorlar. Ve onu bu durum çok acı verici. Ekipte bir kişi vardı. Arkadaşımız babası için bayağı bir konuşmuştu. Mübarek de aynı şekilde ona destekçi olmuştu. Bizim Arif'in babası için göndermiştik ve çok iyi bir sonuç aldı. Çünkü adam bayağı sorun yaşamıştı prostatla. Çok geçmiş olsun ona da. Bu durum şişlikten sonra tekrar onu toparlamak çok zor olan bir süreç ve adam için çok acılı bir süreç. Geceleri tuvalete kalkmak, idrar sürecinde acı çekmek. Bunların hepsi adamların çektiği o zorluklar oluyor. Prostat mazının büyümesi yüzünden. Ve spermin, işte o seminenin sıvılığını sağlayamadığı için de, yani maz kendi fonksiyonunu yerine getirmediği için de, yani erkeklik görevinden de kalmış oluyor. O zaman ne oluyor? Depresyon, işte kavgalar, mavgalar ve sağlık adamda sinir sisteminin bile bozulmalarına kadar Allah korusun getirebiliyor. O yüzden arkadaşlar, her bir kişi, her bir erkek arkadaşım mutlaka kullanmasını tavsiye edeceğim bir ürün. Sadece erkeklerde değil, kızlarda da, hepimizde de, yani böbrekleri destekleyen bir ürün olduğu için, böbrek soğuklamalarında çok iyi bir şekilde fayda sağladığı için kullanması gereken yerler var ve ürün uzmanlarımız size bu konuda gerekirse yardımcı olacaktırlar. Şurada fısavla ilgili çok güzel bir şekilde sonuç almıştım mübarek. Bende de var sonuç. Çok güzel.
Zaylinacığım önce sana söz vereyim, sonra da Mübarek Hanım'a. Kaç senedir bende bu projekte taşlar vardı. Bu taşları hiç düşüremedim. Memleketteyken de buraya geldikten sonra da hep tedavi ettik, hiç düşüremediler. İlaçlar verdiler, hep saçlarım döküldü, başka hastalıklar yüzeye girdi. Ondan sonra da buraya geldim, burayı tanıştıktan sonra ilk önce ben Bubrek'imden hastalandığım için Bubrek'ten nasıl sonuç alabilirim burada diye hastalıktan gelmiştim zaten, iş için gelmemiştim. Pisa'yı önerdiler bana, Pisa'yı tam 3 ay kullandım. 3 ay kullandıktan sonra geçen hafta değil, 2 hafta önce Bubrek'teki taşlar düştü. Ve hastaneye gittim, idrar yollarında tıkanmış dedi, tekrar ondan iç dedi, tamamen dedi gitsin dedi. Harika. Evet. Bravo. Geçmiş olsun canım, ne kadar acılı bir süreç olduğunu anlayabiliyoruz. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol. Mübarekciğim, sana bir söz verelim. Teşekkür ederim. İstersen gel, seni duymazlar, uzaktasın çünkü. Yani duyan da var ya. Şimdi. Pisal kompleksten ben ilk önce kendim sonuç aldım. Bir de ginseng, kohor, omega 3'ten. Bir de buraya sıkı bir sarılıp çalışmamın nedeni de o oldu. Sağlık problemimden dolayı başladım bu işe. Şimdi orada pisal komplekste sadece erkeklerde değil, kadınlarda idrar yolları üşütmeler oluyor. Sürekli böyle çoğu kişilerde gece uyurken sürekli tuvalete çıkanlar vardır. 4 kere, 5 kereye kadar. Ben ondan dolayı yani sinirsel bozukluğa uğradım ve pisal kompleksin sayesinde şu an mesela 1 bardak, 2 bardak su içsem bile sabaha kadar uyuyabilirim. Bir de böbreklerimi de temizlemiş oldum o arada. Çok güzel. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi faydalarını düzenli kullanımda ne gibi faydalar sağlayacak isterseniz okuyayım, yazabilirsiniz. Gaz söktürmede, safra çıkarmada, safra kasesinin ne olduğunu açıklayayım. Öt kalpta. Evet, öt kalpta. Cılıdıçlı jilinde çıkartan öt kalpta işte cılıdıçlı. Onu Lena Çika yokmuş burada, neyse. İdrar söktürmede, işte prostat kısanın dengelemesinde, sarılıkta, sarılık hastalığında, sarılatma diyoruz ya, karaciğer sirozunda, iktidarsızlıkta, kulak çınlamasında, kulağın ağır işitmesinde, safra kasesindeki iltihabında, safra kasesi iltihaplarında, böbreklerdeki iltihaplamalarda, ağrılı idrar zorluğunda, yani işemekte zorluk çeken kişiler olanda, düzenli kullanımda çok iyi bir şekilde bu faydaları sağlayabilecektir. Arkadaşlar mutlaka dikkat etmenizi öneririm ve sevdiklerinize de mutlaka tavsiye edin. Tekrar tekrar söylüyorum, sağlık en büyük varlığımızdır. Pısağının içeriğinde kaç defa içmedi o gün daha? Hemen durum geriye geliyor orada. Pısağ her gün prostat için her gün 2 kez ve böbrekte gerçekten sorun varsa her gün 2 kez ama profilaktik için, yani kendinizi korumak için içiyorsanız günde 1 kez içmeniz yeterli olacak. Bir sorun varsa buyurun. Halkta çalışmadığınız Pilis'le birlikte, ben şimdi ikisini birlikte yazdığım yere geçtim. Şimdi hemen Pilis'e geçeceğim ve onu da açıklayacağım. Pısağının içeriğinde ısırgan otu vardır arkadaşlar. Isırgan otu krapiva. Isırgan otu. Orada gördüğümüz ot ısırgan otudur. Pilis'in de içeriğinde o da var olduğu için ikisi çok güzel bir şekilde mevzel etkilere sahiptirler. Geçiyorum Piles'e. Piles'in içerisinde ak kestanesi vardır. Dalak otu, ısırgan otu, urtikal.
diye yazılıyor. Pilesin dış arayında içeriği diyen yere bakıyorsanız urtica diye yazılanı görebilirsiniz. Isada da vardır o. Urtica o ısırgan otudur. Dalap otu şu an siz için bir açıklama yazmıştım. Kestanesini tanıdınız değil mi? Ne yapışıyordu ya. Ha, ona benzer. Ve bu gördüğümüz ot at kuyruğu bitkisi. Bakın at kuyruğu bitkisiymiş. Bu da krapiva. Zaten biliyorsunuz krapivanı. Dalap otu da yukarıda gördüğünüz çok yaşayan. Ve at kuyruğu bitkisi folik asitler içerir, böbrekleri temizlemekte, balgam sökmekte de ve renkli dönemindeki renkli düzenlemesinde de faydası olabiliyor. İşte at kuyruğu otunun. O yüzden kokoş içtiğiniz zaman pilesi de yanında da kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Pilesin faydaları çok iyi bir şekilde harika bir sonuçlar aldım ve çok memnun olan müşterilerim var. Yamaral hastaları arkadaşlar. Barus deniliyor. Doğru mu? Basur mu? Çok pardon yanlış denedim. Basur hastalığı, gemaroid hastalığında çok iyi bir şekilde sonuç alan arkadaşlarımız var. Hatta bir hafta sonrasından arayıp teşekkür eden ablalarım var. Kılçal damarlardan, varizlerden, variz sorunu yaşayanlar var mı? Evet. Ayakta uzun gün çalışmaktansa ve zorlanmaktansa aldığımız sonuçlar varizlerimiz. Kılçal damarlarda. Ve şimdi bazılarınız bunu ilk kez belki duyacaksınız. Kurt düşürmekte. Evet. Kurt düşürmekte. Çocuklarda, büyüklerde kurt düşürmekte çok yaşayın. Pillesin yardımı vardır. Ve psanum yanında bunu birlikte kullanabilirsiniz. Kum dökmekte. Yani böbreklerde kum oluyor ya. Kum dökmekte de faydası vardır. Ateş düşürmekte. Bakın bir pillesin ne kadar etkileri var. Tümörlerde, iyi huylu tümörlerde. O kötü huylu ve iyi huylu tümörler oluyor. İyi huylu tümörlerde de onların minimum şekle gelebilmesi için yardımda, destekte bulunmaktadır. Faydası bulunmaktadır daha doğrusu. Bilinmeyen nedenlerle fayda olmuş tumorlar oluyor bazen. Ben de bir kez oluşmuştu. Ben düşünmüştüm fazla telefonda takıldığım için oldu. İlk şurada olmuştu. Yani hep telefonda olduğu içindir diye düşünmüştüm. Bodrum'da çalıştığım zaman konuşmak yasaktı. Evet, yazıyordum. Ve elimde oluşmuştu. Ve bunlar sayesinde daha fazla kurkuma pillesiyle birlikte, pillesi güne bir kez içiyordum. Bunun sayesinde yok olmuyor. Bana ona tenge bağla dedi, kürüş bağlaman gerekiyor, yine bir şey yapman gerekiyor dedi. Ama bunların sayesinde 3-4 ayın içerisinde farkında bile olmadım, yok oldu. Kullanımı, tedavi için kullanıyorsanız güne 2 kez. Yoksa da güne bir kez aç karnı almanız bile yeterli olacak. İdrarın düzenli olmasında bile fayda sağlıyor. En son bakamamışım size. İdrar ne demek? İdrar. İşime. Macis fuskani. Kulak çıklamasını, ağır işitmeyi de belirleriz değil mi? Yani kulak problemi olan kişilere de mutlaka verebilirsiniz. Şunu kayrak bu sesini bakalım. Kim postalsa posta arkadaşlar bakalım. Kalsiyum, magnezyum ve çinko. Kullananlar var mı? Güzel, süpersiniz. Burada şu slide'ı niye koydum? Bu slide isterseniz yine diyorum gruba ayrıyetten atmam gerekecek çünkü gruplarda olmasın diye. Vücuttaki bazı vitaminlerin ve mineralların eksikliğini gösteren bir slide'tır. Kişiler hep diyor ya benim ihtiyacım yok. O kişilerden sorabileceğiniz
Sorular. Bakın. Az uzayan saç. Saçım hiç uzamıyor. Bazılarının saçları uzuyor, benimki hiç uzamıyor. Diş eti hastalığı. Kırmızı gözler. Egzema hastalığı. Çatlayan dudaklar. Kaç kişide çatlayan dudak görüyorsunuz? Yüzlerce kişide. Doğru mu? Ağızda aftlar. Kırılan tırnaklar. Kalça sivilce. Kalçada sivilceler. Bacak uyuşması. Müzmin yorgunluğu. Ondan başka da ses yokmuş. Zoom'un sesini açalım. Ondan başka da krep girmesi. Geceleri uyananlar var mı? Ayağına krep girip. Evet. Ben ne kadar ondan zorlanıyordum ya. Ağlayıp kalkıyordum gecelerine. Kramp. Çok üzülüyorum. Türkçeyi geliştireceğim. Daha iyi olacak. Ve arkadaşlar şimdi sonuçlara bakalım. Az uzayan saçlarda ne eksikliğimiz var? Sesi yokmuş. Açıldı mı ses Zoom? İyi, süper. Az uzayan saçlarda ne eksiklik oluyor kişi vücudunda? Çinko eksikliği. Diş hastalıklarında C vitamin eksikliği. Kırmızı gözler, B6 vitamin eksikliği. Egzema hastaları, çinko ve C vitamin eksikliği. Çatlayan dudaklar. Bizim kırmızı çok sevdiğimiz neyimiz var B12 Ceren? Mübarek. B12 spray. Evet. Ne kadar şu çatlayan dudağı var olan kişiye mutlaka onu almasını tavsiye ederim. Demir ve folik asit eksiklikleri, demir ve kalsiyum eksiklikleri kırılan tırnaklarda, bütün gördüğümüz ne gibi sorunlar çıkıyorsa insanda, o soruna göre hangi vitamin eksikliğini bile hiçbir aparatsız bile onu anlayabiliyorsunuz. Çünkü kişinin görünüşünden bile anlayabiliyorsunuz. Ve o yüzden arkadaşlar, magnezyum eksikliği olunca, yandaki slide'da onu koydum siz için. Baş ağrısı, baş dönmesi, şuradan okuyorum. Zihin karışıklığı, kafam karıştı, zihin karışıklığı, göz sevirmeleri, sinirlilik, ürkeklik, oh korktum, biraz ses oluyor, ay korktum, bir şey tapma düştü, ay korktum. Ne oluyor? Sinir bozukluğu artık insanı. Her bir sesten rahatsız olabiliyor. Ve bu yüzden de arkadaşlar, bakın şuradaki beden kokusundaki değişim. Bazı kişiler terliyor, hiç kokmaz. Evet. Ama bazı kişiler hiç terlemiyor ama kokuyor. Doğru mu? Evet. Ne oluyormuş vücutta? Demek ki magnezyum eksikliğine işaret var. Kokuyanlara da tavsiye edelim bari kullansınlar. El ayakta karınçlanma, uyuşma, hazimsizlik, hormonal dengesizlik, mide bulantısı, kusma, adet öncesi, PMS öncesi, ay ben olmuyorum, rahatsızım, ölüyorum diyenler, kalp ritim bozukluğu, meme hassasiyeti kadınlarda, kramplar, ayak ağrıları, bunların hepsinin nedir sebebi? Kalsiyum magnezyumun eksikliği. O kadar tadını da çok seviyorum. Tadını seviyorsunuz değil mi? Evet, kıtır kıtır yiyorsunuzdur. Doğru mu? Ve bunları kullandığımız zaman bu kadar sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. O zaman aktif fitlerimizde bol bol kalsiyum magnezyum alalım ya. Herkese bunu kullandıralım. Çocuklar da onu seve seve kullanıyorlar. Neden? Çünkü tadı çok güzel. Düzenli kullanımda ne gibi faydalar sağlar? Zaten onu okumuş oldum size. Slide'dan da görebiliyorsunuz. Şahsız Bey rica etsek bu slide'ı özellikle screenshot edip size gruplarınıza atsın. İyi olur sizin için. Kullanım ne gibi faydalar sağlar? Kemik, diş ve tırnak sağlığında, çocuklarda kemik gelişmesinde, hücre bölünmesinde, kalp atışının düzenlemesinde, sinir sisteminin düzenlemede, kasların düzgün çalışmasında, cildi güzelleştirmekte, saç kalitesinin artmasında,
alerji ve nezelerde, kramplarda, adet sancılarının azalmasında, bağışıklık sistemini desteklemekte, cilt lekelerini gidermekte. Cilt lekeleri, yüzünde lekeleri olan kişilere periprobiyotik ile kalsiyum magnezyumu verirseniz ve sürekli kişi kullanırsa o kadar çok güzel fayda görecek ki. Bakın şunu unutmayın, ne kadar krem sürseniz sürün, içten tedavi olmayınca cilt güzelleşmez. Ne kadar cilt bakımı yapsalar yapsınlar, içten iyileştirmeyince bir evin ya da bir şeyin mi diyorlar ona, çatısını tamir etmeden hep duvarlarında boya yapmış gibi oluyor. Yağış geçmiş, yağmur geçmiş, duvarlar kirlenmiş, boya yapıyoruz. Krem sürüyoruz, cilt bakımına gidiyoruz, yine bir şeyler yapıyoruz, düzenliyor biraz. Bir dahaki yağmur yağana kadar düzgün her şey. Yağmur yağıyor, yine aynı şekilde duvar, doğru mu? Evet. O yüzden çatıyı öncelikle yapmamız gerekiyor. Demek ki bizim de içten yanana sorunu çözmemiz gerekiyor. Vücudumuz bir sinyal veriyor. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sağlam vücut her zaman güzel olur. Tertemiz, pırıl pırıl, ışıltılı, güzel oluyor. Hiçbir sinircesi ya bir şey olmuyor. Yaşınız kaç olursa olursun. Fark etmez. Vücuttaki hormonal denge varsa, mineral, vitaminler, her şey düzgünse eğer, vücudun hiçbir yerinde, dıştan görünen, görünmeyen hiçbir yerinde hiçbir eksiklik olmaz. Vücut bize sinyal veriyor. Saçınız dökülüyor, sinirci çıkıyor, bir leke çıktı, ya bir şey çıktı. Size bir sinyal veriyor. Dikkat et, bir şey oluyor. O yüzden mutlaka buna dikkat edelim. Cildiniz sizin ne olduğunuzu ve ne yediğinizi her zaman gösterecek. Resveratrol bitmek üzere. Son iki ürünümüz kaldı sanırım. Bu da her gün sormadanım. Magnezyum mu? Evet. Tabii ki her gün iki kez kullanabilirsiniz. Ben tatlı sevdiğim için iki kez kullanıyorum. Öbürü aldığınız mineralların içerisinde kalsiyum magnezyum varsa bir kez yeterlidir. Ama güne iki kezi tavsiye ediliyor. Düşük tansiyonu varsa? Düşük tansiyonu varsa tabii ki de günde bir tane. Tansiyon hastalıklarında buna dikkat etmek. O yüzden önermeden önce ürün uzmanları ile konuşursanız daha. Yemekten önce çünkü magnezyum tansiyonu daha düşürür. Nereye geliyorum? Çitosan'a. Çitosan çok küçük kalmış bu arada. Böyle alayım. Şurada siz için kitinin ne olduğunu göstermek için açıklamıştım. Gözüküyor değil mi? İnşallah gözükmüyordu. Evet. Çitosan ürünümüz içerisinde resveratrol ve kitin olan bir kitin içeren üründür. Kitin ne diye sorursanız not aldım siz için. Kitin bir polimer. Şunu nasıl size açıklasam? Kitinlerden elde ediliyor. Kitin ne derseniz, insanda da kitin bulunmakta, ne olduğunu onu şimdi anlayacaksınız. Deniz, bunun Türkçesini bulayım. Kitin, eklem bacakların kabuklarının örteneğidir. Eklem bacaklar, lengeç, boğunayaklılar Türkmençesi. Onların eklem bacakların kabuklarındaki örtüsünü oluşturan, yani onların örtüsünü dayanıklık olarak koruyan maddedir. Tırnağımız kitin. O lengeçlerde, lengeç yedik ya şeye gittiğimizde. Evet. O örtü vardı ya. Evet. İşte o kitin de onun. Orada yerken de söylüyordum ya sizlere. O kitin oydu. Onları örten şey o kitin. İnsanda kitin ne derseniz tırnaklarımız kitin. O da bizim parmaklarımızın ucunu koruyor. Bir şeye dokunduğumuzda acıtmaması için. Resveratrol ne derseniz, resveratrol kırmızı üzümün çekirdeğinden alınan bir maddedir. Sadece kırmızı üzümün çekirdeğinde değil, bütün kırmızı renkli, koyu renkli meyvelerin kabuğunda bulunan bir maddedir. Ne yapıyor resveratrol? Kitin ne yapıyor onu da açıklayayım, sonra geçeyim. Kitin yağları eritmekte çok faydası vardır. O yüzden zayıflamak için kitin kullanılıyor. Çünkü bizim vücuda gelen yağları direkt dışarı atmasına yardımcı oluyor kitin. Resveratrol dediğim gibi koyu renkli meyvelerin kabuğunda da
bulunan bir maddedir. Ne yapıyor kabuk meyvanı? Koruyor. Oksijenle temasından bile koruyor. Elmanı kesin, armutu kesin. Kestiğiniz zaman o kararmaya başlıyor. Doğru mu? Ama dışarısında kabuğu soyulmadık sürece o sağlam bir şekilde kalabiliyor. Çünkü kabuğu onu koruyor. Resveratrol, kırmızı şarap neden burada koyuluyor? Çünkü onun da üzümden alındığı için içerisinde resveratrol var. Resveratrol isimli bir şarap da gördüm geçen. Güldü de ekipten birisi vardı yanında. Bakın resveratrol bunu da kullanılabiliyor diyor. Hayır arkadaşlar, onun yerine geçmiyor maalesef. O yüzden kendi kendinizi kandırmaya gerek yok. Kırmızı üzümün çekirdeğinden alınan madde 1900, yanılmıyorsam 92 senesinde not almışım ki tespit edilen bir antioksidan, en güçlü antioksidan. Antioksidan dediğim vücudumuzu dışarıdan gelen bütün toksinlerden korumakta ve içimizden onları çıkarmakta, yani dışarıdan aldığımız bütün kirlilikleri bizden rahat bir şekilde çıkartabiliyor. O yüzden de içerisinde çitosanın kitin de var olduğu için de zayıflamaya da destekçi oluyor. Resveratrol çok güçlü bir madde olup bizi daha genç kalmakta çok destekliyor. Vücudun daha genç kalmasında, cildin daha genç kalmasında. Resveratrolu sürekli kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten vücudunuz yaşlandığını hiç hissetmeyeceksiniz. Etrafınız da size yaklaşık 3-4 ay kullandıktan sonra herkes sormaya başlayacak. Sen cilt bakımı yaptırdın, ne mi yaptırdın, neyin var senin diye. Çünkü gerçekten iç organlarımızdan tutun dış görünüşümüze, her yerimize katkı sağlıyor ve sağlam kalmasını ve daha genç kalmanızı destekleyen bir maddedir. Yaş, düzenli kullanımda ne gibi faydalar sağlar? Yaşlanmayı geciktirmekte, glukoz dengesine destek olmakta, yani fazla kilolulukta, kanseri önlemekte, karaciğere destek olmakta, kas büyümesine yardım olmakta, kas büyütmek isteyenler kas büyütmesine yardımcı olmakta, radyasyondan korumakta, işitme kaybını önlem almakta, cinsel hormonlarımızı arttırmakta, bakın dedim mi, her konuda genç kalabilmenizi sağlıyor. Akne tedavisinde, akne, silirce, o tedavilerde de çitosanı kullanabilirsiniz. Cilt güzelleştirmekte, Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının önüne almakta. Neden? Çünkü kök hücrelerimizin daha çabuk yenilenmesini destekliyor resveratrol. Ve bunun sayesinde de bizim beyinsel olarak vücudumuzun daha genç kalmasını sağlıyor. Böyle olunca da Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının önüne almakta oluyor. Resveratrol güne ne kadar kullanmalıydığını not almıştım ve kaynaklardan bakmıştım ki günün devamında 50 ve 100 miligram arasında kullanılması gerekiyor. Bizim de her bir çitosan 30 saşi içermektedir. Bu kutunun içinde şurada var. 30 saşi içermektedir. Görüyorsunuz değil mi? Her gün 2 kez içmeniz yeterli olacaktır. Sabah akşam yoksa? Günün devamında istediğiniz zaman. Biz çok seviyoruz. Bütün ofis olarak çok seviyor. Ve çok iyi bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü tadına bayılacaksınız. Çok güzeldir. Aç tok fark etmez. Kullanabilirsiniz. ve 100 gram aralığında. Şurada bir not almıştım. Fakat bunu bugün resveratrolü araştırırken öğrenmiş oldum. Eğer de fazla bir ihtiyaç yoksa 10 yaş, 11 yaş üzeri kullanmak tavsiye ediliyor. Şurasını dikkat edebilirsiniz isterseniz. Fakat benim çocuklarım 8 yaş içiyor. Çoğumuzun çocuklarımız kullanıyor ve fazla bir ihtiyaç yoksa 10-11 yaş resveratrolü kullanması gerekiyor diye belirtiyor. Ne kadar miktar lazım? 50 ve 100 miligram lazım günün devamında, günlük gereken miktarı. IMX dermasibikastı sabunu. Sabunumuz
üzerinde durmama fazla gerek yok. Zaten egzemalarda ve cilt rahatsızlıklarında sabunu kullanmak tavsiye ediliyor. Sabunun sadece sabunu değil, alüminyumun bütün deterjanlarını kullanmak tavsiye ediliyor. Çünkü egzema hastalığı çok nadir bir hastalıktır ve bizim Zarina çok çekmişti o hastalıktan. Bütün bitkisel kullanmanız gerekiyor ki çünkü vücuttaki hiçbir kimyasal ve vücut temas etmeyecek. O zaman egzemanı yenebileceksiniz. Bağışıklık sistemi de bayağı düşmüş oluyor. Gereken vitaminleri de kullanarak bu kaşıntılardan iMix Pro vitamini de yanında kullanarak bu seti tüm olarak kullanarak kurtulan bayağı bir arkadaşımız vardı. Bağışıklık sistemini güçlendirir iMix Pro. Kaşıntıları gidirmekte, yaraları iyileştirmekte, derideki hassasiyeti gidirmekte, fiziksel görünümünü düzenlemekte, hatta astım hastalarında bile iyi geliyor. Nezlede, hapşırmada, göz kaşıntısı gibi alerjik durumların düzelmesine destekçi oluyor. Şurada benim ekipten aldığım sonuç var. Bu benim Maya ablam. Çok kötü bir şekilde kendi anlayamadığı bir alerjik hastalığa uğramıştı. Çok küçük gözüküyor. Şurası, yakadının şu kısmı. Tutun tamamen kaşıntı ve yara gibi bir şey çıktı. Bir krem vermişler, onu sürüyor, sürünce gidiyordu. Fakat sonra tekrar yine çıkıyordu, kaşınıyordu. Kaşımaya başlayınca yine çıkıyordu. Sadece bir bölgede. iMix Pro setini kullandı. Ve kadın, sonrasını görüyorsunuz, hiçbir şey kalmadı vücudunda. Kadın ekipten çalışmıyor, belki hala da Zoom'dadır. Her bir şeye katılıyor, Silivri'de çalışıyor çünkü. Tekirdağ'da gelemiyor. Yatılı çalışıyor. Fakat ürünleri her ay alıp kullanıyor. Çünkü çok memnun ve bayağı bir rahatsızlıklarından kurtulması için aynı ürünlere ona yardımcı oldu. Konsantre toz çayı. Şurada toz çaya güzel bir not almıştım. Evet. Aronya çiçeği içermekte. Siz için çiçeğin de resmini koydum orada. Hibiscus. Hibiscus çiçeği. Ondan başka da size şöyle şimdi açıklayacağım. Ölen sökme. Bir saniye. Arkasında yok mu? Yok. Dediğim gibi aronya çiçeği. Görüyorsunuz o çiçeği çok görmüşsünüzdür değil mi? Şeye gittiğimizde, tatile gittiğimizde yolun etrafında varken de bunu konuşuyorduk. Toskana'nın içindeki çiçek diye. Hibiscus çiçeği. Yeşil çay. Vitamin B ve demir içermektedir. Bu konsantre toz çayımız sadece kilo vermek için değil arkadaşlar. Şeker hastalıklarında kolesterolü düzenlemek için de çok iyi bir şekilde fayda sağlıyor. Kilo vermekte nasıl kullanıyoruz? Daha fazlalı ve ödem sökmek için kullanılıyor. Çünkü insanı kilolu gösteren şey daha fazlasıyla şişler ve ödem oluyor. O yüzden toz çayını kullandığınız zaman gününüze iki kez kullanabiliyorsunuz. Kullandığınız zaman o şişleri gidirmekte size yardımcı oluyor. Yeşil çay da sizi rahatlatıyor ve daha sakin bir şekilde bu dönemi geçirmekte destekçi oluyor. Yani o yeşil çay da antioksidanttır. O yüzden de vücuttaki toksinleri çıkarmasına da yine destekçi oluyor. Yağları yakmakta da faydası vardır. Kullanışı 100 gram sıcak veya soğuk suya 1 çay kaşığı güne 1-2 kez kullanabiliyorsunuz. Soğuk su, sıcak su fark etmez. Çok güzel bir tadı vardır. Kokusu da çok güzel. Mutlaka seversiniz. Çünkü gerçekten her kullanan memnun kalıyor. Aktif forum çayımız. Forum çay. Forum bitki çayı içerisinde kayısı, biberiye, rezene, defne yaprağı, portakal, kekik, papatya, mersin yaprağı, rezene gibi bitkileri içermektedir. Burada ben size rezeneyi koydum, biberiyeyi koydum, kayısıyı koymuştum. Çünkü görünümü de çok güzel, doğru mu? Kokusu da çok güzel. İçenler var mı? Evet.
Formaktifçe aynen. Kokusu güzel mi? Sonrasından sorun yaşadınız mı? Evet. Neden yaşadınız biliyor musunuz? Çünkü ürün üretimine katılmadınız ve yanlış kullandınız. Form çayını sabah aç karna içmek tavsiye ediliyor. Aç karna içeceksiniz ve yaklaşık bir saat hiçbir şey yemeyeceksiniz. O kendi vücuttaki görmesi gereken işlemi görecek, temizleyecek ve ondan sonrasında bir saat sonrasında yemek yediğiniz zaman ya da vitaminlerinizi de aldığınız zaman size onların özleşmesi için daha faydalı olacak. Daha açık bir alan bırakmış olacak. O yüzden mutlaka sabah içtikten sonra yaklaşık bir saat hiçbir şey yememenizi tavsiye ediyorum. Aksi halde o gün evden çıkamayacaksınız. Neden? Çünkü sürekli tuvalete katlanacaksınız. Tamam? Ve yanlış yönlere giderek yemekten sonra içeyim de şu solmaz hanım bilmiyordur belki demeyin pişman olacaksınız. Tamam mı? Burada anlaştık, doğru mu? Aşağı kilo kontrolünde, ödem atmada, bağırsaklardaki dengeli, bağırsakların dengeli çalışmasında, tansiyon dengelemesinde, kolesterol dengelemesinde faydası vardır. Size bir şey anlatayım, Ekrem Bey'den öğrendiğim bir şey. Bütün ürünleri kullanmadan önce Ekrem Bey mutlaka toz çay kullandırıyor bir hafta. Aktif form çay bir hafta kullandırıyor kişiye. Neden? Çünkü bağırsakları temizlesin ve vitaminlerin ve minerallerin oturtması için, yani kendi işini daha iyi bir şekilde organizmaya verebilmesi için açık bir alan bırakılsın. O yüzden sizlere de tavsiyem o. Mutlaka egzeması ya cilt rahatsızlığı olan kişilere mutlaka ve mutlaka aktif form çay kullanmasını öneririm. Sanırım bitmek üzere. For a friend kullananlar var mı diye sormayacağım. Sorabilir miyim yoksa? Demen Maya'nın hikayesini anlattığım zaman size For a Friend'den bahsetmiştim. For a Friend'in içerisinde demir diken var. Demir diken. Hepimiz memleketten de biliyoruz. Demir diken yapıştı. Bir yere giderseniz yani ormanlarda her zaman ayaklarınıza her yere yapışıyor. Demir diken. Demir dikeni vardı. Demir dikeni de zengin bir antioksidandır. Cildin yaşlanmasını önler. Ve bu arada sedef hastalıklarının tedavisinde de çok etkilidir. Şurada Epimedium çiçeği. Bu çiçeğin ne olduğunu size göstermek için resmini koymuştum. Kadın tuzluğu familisinden çiçeklerinden yani kadın tuzluğu ailesinin çiçeklerinden çiçek bir bitkidir. Ve demir dikeni ile birlikte burada epimediuma bu çiçeğe, bunu size daha şey şekilde anlatmak için biraz duruyorum. Azadan otu diyerek de il içinde adlandırılmış olan bir bitkidir. Ve bu bitki erkeklerdeki sperm hareketinin güçlenmesine yardımcı oluyor. Ve şurada ben sadece For a Friend'i incelediğim zaman bunu öğrenmiş oldum. Demir dikenin de afrodezyak etkisinin var olmasını. Ve ona da il arasında azgın topu diye ad verilmiş olmasını. Şurada benim dikkatimi çeken bir şey daha olmuştu. Demir dikeni emzikli annelerde, yani çocuğun emziren annelerde sütün çoğalmasına da destekçi yardımcı oluyor. Bunu sonradan da başka bir kanallar ile de araştırmıştım. Size de araştırmanızı tavsiye ederim. Araştırmak çok eğlenceli ve
şu an çok kolaydır. Çünkü içeriğinde her bir ürünün ne var diye yazarsanız zaten Google o ürünün de, o içerikte bulunan bitkinin ne faydası vardığını size çıkartıyor. Bununla ilgili bozaman otu ile, yani azgın topu ile ilgili olan bir hikayeyi, bu çiçeklerle ilgili olan bir hikayeyi daha anlatayım aklınızda kalabilmesi için. Geçen ürün eğitiminde de bunu anlatmıştım. Bir tane tüccarın oğlu olmuş, oğlu varmış ve o oğlan senelerdir çocuğu olmuyormuş. İki kez evlenmiş, üç kez evlenmiş, hala çocuğu olmuyormuş. Aradan 7 yıl geçmiş, her bir tedaviden sonra dönüyormuşlar, bu çocuk doğrulmuyor. Yani tüccarın da var bir oğlu olduğu için torun sevmek istiyor. Ve diyor ki, memlekette kim benim oğlumun derdine tedavi bulursa ben ona yani bir çuval altın hediye ederim. Bunu her bir künceğinden memleketinin bilgiler geliyor ve tedavi etmeye çalışıyorlar. Fakat hiçbirisi yardım etmiyor ve aradan yine 2 sene 3 sene geçti derken tüccarın kapısına bir çoban geliyor. Çoban bir çuval ot getiriyor. Diyor ki, senin oğlun böyle bir problemi varmış. Ben sana bu otlar getirdim. Çocuk bunları kullansın. İster eşi de birlikte kullansın. Ondan sonra sana fayda sağlar. Adam diyormuş ki çobana, sen kimsin? Hekim misin? Bilge misin? Nereden biliyorsun? Ne getirdin bize? Çoban da diyormuş ki, hayır hayır, bilgelikle hiçbir alakam yok. Ben bir çobanım. Ve ben bir çoban olduğum için sadece benim koyularım dağın belirli bir bölgesinde otlandıkları zaman daha fazla kuzuladığını gördüm. Ve o yüzden de senin de oğluma bunun fayda sağlayacağını düşündüm. Çünkü bu bitkileri yediği koyularım daha çok kuzuladılar. Ve ben belirli bir dönem dağın o bölgesine koyularımı beslemeye, yani beslendirmeye götürüyorum. Adam çok kızmış tüccar. Benim oğlum koyun mu, kuzu mu? Niye senin otunu yesin de fayda görsün? Hemen git şuradan kovlamış adama. Adam da adamın lafına bakmadan çuvalı bırakmış ve gitmiş. Çocuk bunları duymuş. Ve her gün gece o çuvalı saklamış ve her gün gece babasına ya kimseye söylemeden yemeğine, çayına katarak o otlardan besleniyormuş. Ve bu azgın topu otunun sayesinde aradan birkaç ay geçer geçmez çocuğun eşi hamile kalmış. Tüccar çok mutluymuş, diyormuş ki işte bakın öyle oldu böyle oldu. Çok şükür işte Allah verdim dedi. Gerçekten Allah verdim diye inkar herkes hepimize veriyor. Kimden işte benim kendim bir şey buldum galiba falan filan derken çocuk diyormuş ki babasına, biz o çobanı bulmamız gerekiyor baba. Çünkü onun bıraktığı otları ben her gün gece yiyordum. Sizlere söylemiyordum çünkü sen kızarsın diye diyemiyordum. Yani halk arasında böyle bir hikaye var. O hikaye de Wikipedia'da ya da Google'da da çıkabiliyor araştırdığınız zaman. Şimdi ne gibi faydalar var for a friend? Bunu kimse açıklayamaz ama ben söyleyeyim. Ben demedim. For a friend. For a friend dedi. Ben demedim. O şeye benzedi bu. Zaten ismi de o yüzden benim için değil, arkadaşım için. Eğer arkadaşınız da, sizde demiyorum bakın, sizde değil, eğer arkadaşlarınızda erken boşanma, yani cinsellik döneminde erken boşanma, aa bitti mi dediğiniz zaman oluyorsa, orgazm bilmeme, o ne ya, öyle bir şey de mi var diyenler varsa, bakın sizde demiyorum, arkadaşınızda, eğer varsa, iktidarsızlık varsa veya da isteksizlik varsa, cinselliğe olan isteksizlik varsa, bakın tekrar söylüyorum, kadın erkek fark etmez. Eşlerinizde, arkadaşlarınızın eşlerinde varsa, bakın sizde değil, arkadaşlarınızın varsa, onlara mutlaka yardım çuval alın
ve for a friend'i rahat bir şekilde tavsiye ederim. Şimdi şurasını da belirteyim. For a friend'i kullandı, hemen Superman olmayacaksınız. Yani siz değil, arkadaşlarınız hemen Superman olmayacaklar. Devamlı ve düzenli bir şekilde Casanova'da maalesef hemen olamayacaklar. Çünkü böyle sihirli değnek değil. Yani bildiğiniz sizin afrodizyak değil. Size bir zarar verecek bir şey de değil. Bitkisel olduğu için düzenli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Kendiniz kendinizden, yani siz değil arkadaşlarınız anlayacak iyi olduklarını. O zaman profilakt şeklinde güne bir taneden kullanabilirler. Tamam. Kadın erkek fark etmez. Hepsi her günün devamında sabah akşam tedavi için içiyorsalar iki kez. Kendini formda tutmak için içiyorsalar da güne bir kez içmeleri yeterli olacak. Anlaşıldı mı Fırat Bey? Evet. Arkadaşlarınızı tavsiye edecek misiniz? Evet. Saç çeks. Saç çeks kullananlar var mı? Mübarekçim senden yorum alalım çünkü senin müşterilerin de kullananlarını biliyorum. Benim sürekli mide rahatsızlığım var. Geçen de bir buradan biraz geç gittiğim için yemek yedim. Sonra sabah kalktığımda çok kötüydü midem. Böyle bir taş gibiydi. O rahatsız olduktan sonra hemen sacık saldım. Ya şöyle 5-10 dakika fazla sürdü. O ağrılar hemen gitti. Yani midesinde bir sorun olanlara herkesi tavsiye ederim. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Şimdi bunun midene rahatlatmasının sebeplerinden biri de burada da arkadaşlar ısırgan otunun var olması. Resimlerini koydum size. Isırgan otu dedim krapiva diye. Zeytinyağı ekstrasının olması. Tarçının var olması. Karitsa'nın tarçın resmini de oraya bıraktık. Sitrusların olması. Çünkü sitruslar sayesinde bir de rahatlatabiliyor sizi. Biberis vulgaris, böyle diye almışım. Demen size gösterdiğim kadın tuzlu güller familisi var değil mi ya? O güller familisinden oluşan bir gül türünün birisi. Bunların sayesinde şeker dengelemekte ve mide rahatsızlıklarında, sinir sisteminde Sacex çok iyi bir şekilde fayda sağlamaktadır. Mutlaka kan şekerini düzenlemek değil, şartlıkta bizim şartlığımızda aldığımız sonuç var. Fazlalık bir şeker yiyenler, çikolata sevenler, şire sevenler, yani tatlıları sevenler, şekerinizde bir problem oluşmaya başlamıştır ki daha fazla kullanmaya, yemeye başlamıştınız. Eğer o dönemde Sacex kullanmaya başlarsanız o istim hemen azalıyor. Ve kendiniz 2-3 gün sonra buna dikkat edeceksiniz. Fazla çikolata, fazla tatlı isteğiniz varsa Sacex'i kullanmaya başlayınca hemen o azalıyor. Bunu deneyenler var mı? Evet. Güzel. O yüzden arkadaşlar şeker hastalığı olan kişilere sadece onlar için değil, herkesin kullanabileceği ve çok güzel bir şekilde vücudu için fayda alabileceği bir ürünümüzdür. Kan şekerini dengelemekte faydaları, pankreasın işlemini, pankreatinin, yani pankreas işlemini sağlamakta, işleminin düzenli olmasını sağlamakta, kötü kolesterolları çıkarmakta, kalp damar sağlığını korumakta, boğaz ağrılarında, diş problemlerine giderilmesinde, ondan başka da zihin yorgunluğunda Sacex rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İnsülin direncinizi kontrolde tutmak için mutlaka günün devamında bir tane içmeniz yeterlidir. Tamam? Aç karna. Forum kompleks kullananlar var mı?
İslamcan. Siz ne için kullanmıştınız? Zayıflamak için. Çok güzel. Ne gibi faydasını gördünüz? Kaç kilo verebildiniz? Abdes. Nedenini biliyor musunuz? Bakın çok güzel noktaya dokunuyor şu an. Nedeni şu ki forum kompleksi kullandığınız zaman orada zaten bizim katalogları okuduysanız yazıyor. Glütenlerden uzak durun diyor. Forum kompleksi kullanıp da her gün poğaça yersek fırında çalışıyorum diye her gün şeker yersek, tatlı yersek hiçbir şekilde bizim zayıflamamıza yardım etmez arkadaşlar. Bu ben ne diyorlar, ayık kalacağım diye her gün şarap içmiş gibi yani. Nasıl ayık kalabilirsin sen her gün içkiliysen? Aynı o şekilde form kompleksi de kullanıyorsanız eğer glutenlerden uzak durun. Hamurlarını yemeyin. Şekerli yemeyin, poğaça hiç yemeyin. Yağ yakımında çok iyi bir destekçidir. Erika yağ yakımı için kullanılan, şimdi siz için aldığım notu arıyorum şuradan. Bulamadım ama. Hücre yenilemekte faydalıdır. Kilo kontrolünde, enerji arttırmamızda, içinde melisa var olduğu için de sakinleştirmekte faydası vardır. Ve şimdi belki bunu ilk kez duyacaksınız. Erkek doğurganlığını çoğaltmakta faydası vardır. Atıyorum birinin 6 tane kızı olmuş. Form kompleks tavsiye edin. Çünkü erkek doğurmanda fayda sağlamaktadır. Şurada da yazıyor bakın ürünümüzle birlikte karbonhidrat tüketilmesi tavsiye edilmez. Bakın orada kırmızıyla yazıyor şurada. Görüyorsunuz değil mi? O yüzden mutlaka buna dikkat edelim. İçeriğinde kitin vardı. Kitin yağ yakıyor dedim yani size. Lengeçler gösteriliyor orada. İşte bu beyaz kitin bu. Hemen size tırnaklar var bizlerde kitin dedim. Ne yapıyor kitin? Dışarıdan gelen yağı bizde tutmadan dışarı çıkarmasına ve vücuda gereken minerallerini alıp uzunlarını çıkarmakta destekçi oluyor. Yeşil çay içemektedir, sakinleştiriyor. Erika çiçeğini yağını içermektedir. O da yağ yakmak ve tekrardan yağı vücutta tutmamaya destekçi oluyor. Erika ekstrası diye yazıyor. Her gün iki kapsül. Ne demek katabilir miyim ben? Tabii ki. Forum çay olsun, forum tableti olsun, mutlaka tiroidi var mı? Ona dikkat etmem lazım. Çünkü tiroid olan kişiler ne kadar ne kullanırsa kullansınlar kilo vermeyecekler. Tabii, evet. Bunu tiroid zonk yani. Evet. Quattro mu diyorlar? Quattro. Zobu var diyoruz biz. Dikkat etmeli çünkü kilo vermesi zor olacak. Vermeye de bilir. Evet. Şöyle, bununla ilgili eğitimin sonrasında içilmesi birlikte, o yüzden hep diyorum ya, eğitim başlamadan da demiştim, biz doktorçuluk oynayamayız. Doktorçuluk oynamıyoruz da. O yüzden kişinin iyice soruyoruz. Mutlaka bir şey vermeden önce, bunu dokunacağım şimdi bitirince, nasıl bir iletişim kurmalıydığımızı ve nasıl bir soruları sormalıydığımızı, bunu mutlaka size açıklayacağım. Onu açıkladığımız zaman zaten hep anladıklarınız ve öğrendikleriniz oturmuş olacak. Forum kompleksi güne iki kez kullanmamız gerekiyor, sabah ve akşam. Ve dediğim gibi yiyeceklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Aç karnı. Tamamdır. Kişisel bakım ürünlerine geçmeyeceğim. Çünkü kişisel bakımı değil, bugün gıda takviyeleri hakkında konuşuyorduk. Şimdi arkadaşlar, gözleri kapatalım. Evet, unuttum abim gibi söylemeye. Yoruldunuz biliyorum. Tam olarak... Çok güzel. Hayır, çok tam yorulmadım. Olarak 1,5 saat olmuş. 2,5 mu? Aaa!
Hiç farkında değilim. Biraz önce başlamıştık. Yani. Şimdi arkadaşlar, önemli konu şu. Hepinizin not almanız gereken konu. Bir kişi karşınıza oturdu ve sizden ürün tavsiye etmeyi sordu. Mutlaka şunları, mutlaka sorun ve mutlaka bunları herkesin yapmasını sizden rica ediyorum. Çünkü işinizi ciddiye alın ve kişiye fayda verecekken zarar vermiş de olmayın. Zaten gıda takviyeleriyle kimseye zarar veremeyiz. Öncelikle kişi kaç yaşında? Sormanız gereken şey müşteride. Kaç yaşında? Eğer de telefonda biri için tavsiye istiyorsa kadın mı erkek mi? Karşınızdaki kişiden sormanız gereken. Ne gibi rahatsızlıkları var? Tiroidi mi var? Şeker hastalığı mı var? Ya başka bir problemi var? Neyi var onun? Doktorlardan, analizden alan bir şey mi var? Onların hepsini sormamız mutlaka ve mutlaka çok önemli. Çünkü kişinin kim olduğunu, neyi vardığını bilmeden ona tavsiye ettiğimiz zaman sorunu yaşamamak adına. Her gün sindirim sistemi nasıl çalışıyor? Her gün tuvaletine gidiyor mu? Ağzı kuruyor mu? Susuzluk yaşıyor mu? Ağzı kuruyor mu? Geceleri nasıl uyuyor? Bunları mutlaka sormamız gerekiyor ki o kişiye tavsiye verdiğinizde tansiyonu nasıl bir durumda? Yüksek mi? Düşük mü? Tavsiye verdiğimiz zaman bu önerilere göre ürün uzmanı tavsiyesini verebilsin. Tamam? Çünkü o sizden soracak. Kim o? Neyi var? Egzerması var dedi. Kaç senedir var? Mutlaka bunu soruyoruz. Veya da vitiligası var dedi. Kaç senedir var? Cilt rahatsızlık var dedi. Alerjisi var dedi. Kaç senedir var? Kaç senedir var ve neye var alerji? Bunların hepsini istersen tekrardan aç ama artık çağrısı bitti. Ha, iyi. Başka biri aç. Ben de şey yapabilirim. Post kime geçmiş? Ha, o zaman oradan arıyorlar. Post bende. Tamam. Post sizdeyse. Yok siz çevirin. Post sizdeyse. Bitti. Bitmeli de ne demek? Vitiliga. Beyaz yazıyor ya. Beyaz oluyor ya cildi. Yani beyaz şeyler çıkıyor cildi. Bunların kaç zamandır var olduğunu ve kaç senedir var olduğunu mutlaka ve mutlaka kişiden sormanız gerekiyor. Burası anlaşıldı mı? Evet. Daha size demem gereken yine bir not var almıştım. Ne almıştım? Mineraller hakkında liflerin ne olduğunu. Ha, beta glukanı görmedim ben. Multivitamin softu, beta glukanı ve krill oil'i görmedim galiba. Şimdi beta glukan lif içeren ürünümüz diyoruz, doğru mu? Liflerin ne olduğunu merak eden var mı? Veya da rahatsızlık döneminde esmer ekmek yemenizi tavsiye ediyorlar veya da daha lif ejoga mı? Ejoga mı? Yok, lif. Zayıflatıcı lifler diye de bir hatta şeyde diyor, bu paketlerden lif yeniliyor, yulaf. Yulaf. Evet, çok güzel. Şimdi liflerin açıklamasını yazmıştım. Lif her türlü maddeyi oluşturan ince ve uzun parçalar ipliksi bir yapıdır. Yani böyle düşünün, böyle ipliksi bir yapı, bir sürü tartar katım derler değil mi? İplikleri bir sürü ipliksi bir yapıdır. Lifler nasıl bir destek veriyor? Vücudumuzda yani biz neden esmer ekmek yediğimizde daha iyi işlem oluyor sindirim sistemimizde? Çünkü onlar
beyaz ekmek yediğimiz zaman içtiğimiz bütün su o beyaz ekmek alıyor, hop şişiyor. Ve bizim sindirim sistemimizi durduruyor. Tuvalete gitmemiz zorlanıyor. Ama lif içeren yiyecek besin yediğiniz zaman ne oluyor? Lif böyle şey gibi bütün vücuttaki her şeyi alıyor. Su geldiği zaman suyun hepsini kendine alıp şişmek yerine bütün vücuttaki ve bağırsaktaki var olan şeyleri çıkartıyor. Gerekmeyecek dışıntılar çıkartmış oluyor. O yüzden lifli ya da esmer ekmek yediğimiz zaman o sakız gibi o suyu sonuna kadar alıp kendine şişmek yerine bütün onları toparlayıp yapıştırıp çıkarmış oluyor. O yüzden de daha faydalı ve daha sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Size başka demek istediğim ürün konusunda, gıda takviyeleri konusunda sorularınıza göre cevaplar konuşuruz ve o şekilde ilerleriz. Başka sormak istediğiniz şey var olduğunu biliyorum fakat saat bu 11'e geldiği için geç olduğunu da görüyorum. Sadece eğer istiyorsanız uzun zamandır yapılmadı PET demosunu yapmayı teklif ediyorum. İstiyor musunuz PET demosunu görmek istiyor musunuz? Evet. Video çekelim hani. Tamam güzel. Ben Mubare'yi rica edeceğim. Çünkü çok güzel bir PET demosu yapıyor. Artık beni beyniniz algılayamaz. 2 saat duyuyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Çok sizi yormuşumdu. Umarım faydalı olmuştur. Evet. Harika oldu. Çok güzel oldu. Ağzınıza emeğe sağlık. Evet, karışık kumaşından oluşturuluyor. Şimdi mübarekçim siz için alacağım. Kameraya alacağım yakını görebilmesi adına. Buyurun mübarek. Evet.